Vav Televizyon'dan herkese merhaba. Eğitim Atölyesi'ne hoş geldiniz. Dini eğitim ve dini psikoloji, dini yaşantının önemli bir bölümünü teşkil eder. Özellikle bireyin ibadeti nasıl öğrenip seveceği ve nasıl uygulayacağı konusunda ve çocuklara katkılarının neler olabileceği konusunda pek çok fayda sağlar. Biz de bugün Ramazan'da dini eğitimi konuşacağız. Dini eğitim nasıl olmalı? Ramazan'la orucu biz nasıl bağdaştırmalıyız? Bunlara değinmeye çalışacağız. 2 gün sonra mübarek Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Bu sebeple bugün bu konuyu ele almanın önemli olacağını düşündük. Bugün misafirlerim, din kültürü öğretmeni, eğitimci Erdem Çakı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Esra Türk, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyi, teşekkür ederim. Erdem Bey, siz nasılsınız? Sağ olun Selva Hanım, teşekkür ederiz. Bugün önemli bir konu konuşacağız. 2 gün sonra malum Ramazan ayına giriş yapıyoruz. Çok önemli bir aya giriş yapıyoruz çünkü zamansal olarak da baktığımızda 11 ayın sultanı diyoruz. Yani bu 12 ayın bir ayı içinde bütün alışkanlıklarımızı, hatta zaman algımızı değiştirdiğimiz bir aya giriş yapıyoruz. Pek çok konu başlığına değineceğiz. Ramazan'ın önemine, orucun önemine değineceğiz. Tekne orucuna değineceğiz ve Ramazan'da yapılan bazı yardımlar ve sadakalar var. Mesela sadaka taşı gibi, askıda ekmek uygulaması gibi. Bunlara da değinmeye çalışacağız. Ama öncesinde Ramazan ve orucun öneminden başlayalım diyorum ben hocam. Esra Hanım, sizlerle başlayabiliriz. Peki, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Herkesin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şimdiden inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı bizler için af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı özel bir ay. Hatta şimdi hepimizin belki bir 10 gün öncesinden heyecanlanmaya başladık. Biz evde artık gün sayıyoruz. İşte 2 gün sonra bu saatte iftar ediyor oluyoruz. Bu yarın işte sahura kalkacağız vesaire gibi bir heyecan gördüğüm kadarıyla hepimizi kaplamaya başladı. Peki nedir Ramazan ayı diyecek olursak, ben bu durumda öncelikle acaba Kur'an-ı Kerim bizi nasıl tanımlıyor? Buradan başlamak istiyorum. Bakara suresinde Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diyor. Yani Ramazan'ı tanıtırken Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir diyor. Kur'an-ı Kerim'le bağdaştırıyor Ramazan ayını. Neden biz Ramazan ayında oruç tutuyoruz? Bazı alimlerimize göre bu ayetten de yola çıkarak aslında Kur'an'ın yeryüzüne gelmesi, yeryüzünü şereflendirmesini kutluyoruz biz Ramazan ayı ile birlikte. Çünkü ayet devamında Kur'an'ı açıklarken diyor ki hüden linnâsi, o insanlar için bir rehberdir. Beyine ve beyinatin minel hüda vel furkan, yani içinde açık delillerin olduğu, doğruyu yanlışı ayırt etmemizi sağlayan bir kitaptır ve Ramazan'da bu inmiştir. Femen şehide minkum, minkumu şehre felyasum. Eğer sizden herhangi biriniz bu aya şahitlik ederse, bu ayla karşılaşırsa onda oruç tutsun şeklinde bir ifadeyi görüyoruz. Dolayısıyla neden Ramazan önemli? Çünkü o ayda Kur'an-ı Kerim indirildi. Kur'an-ı Kerim bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir kitap. Bize rehberlik eden, karanlıkta bize yol gösteren bir kitap. Ve bu ayın içerisinde bir de Kadir Gecesi var. Kadir Gecesi bizim için 1000 aydan daha hayırlı bir gece. Nedir 1000 ay? Şöyle bir hesaplama yaptım gelirken. 1000 ayı 12'ye böldüğünüzde 83 yıla karşılık geliyor. Dolayısıyla Ramazan ayında öyle bir gece var ki bizim bütün ömrümüzden daha hayırlı bir gece. Evet. Ben şöyle algılıyorum. Önce 3 aylar, yani Recep ayı, Şaban ayı ile birlikte başlıyoruz Ramazan'a. Aslında bunlar da yavaş yavaş belki bir Kadir gecesine, Kur'an'ın indirildiği bu geceye doğru bir hazırlık yapmaya başlıyoruz. Kandillerde ibadetlerimizi arttırıyoruz ve Ramazan. Ve Ramazan'ın şöyle bir özelliği var. İçinde pek çok ibadeti, beraberinde pek çok fırsatı barındıran bir ay. Ve bizim için bir arınma, değişim, dönüşüm ayı. Ve bunların sonucunda bizim için ömrümüzden daha hayırlı olan bir geceye ulaşmaya çalışıyoruz. Belki hedef bu da olabilir diye düşünüyorum. Bir başka boyutuyla yine Kur'an-ı Kerim üzerinden gidecek olursak, yine Bakara suresinde diyor ki ya eyyühellezine amenu kütübe aleykum siyamu kemen kütübe mine
min kablikum, ellezine min kablikum. Yani oruç ayı, sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz. Aslında biz orucun sadece ve sadece bizde olmadığını görüyoruz. Bundan önceki toplumlara da oruç farz kılınmış. Hatta vahiy temelli olmayan dinlere de baktığımızda çeşitli şekillerde bir oruç var. Ve nihayetinde hedefini gösteriyor ayetin sonunda. Lealekum tettekun. Umulur ki sizler korunmuş olursunuz. O zaman aslında Ramazan dediğimiz ay, oruç dediğimiz kavram bizim korunmamıza vesile, takvaya ulaşmamıza bir vesile. Dolayısıyla biz bu boyutuyla bakacak olursak Ramazan'a, böyle değerlendirecek olursak, bizim takvaya ulaşabilmemiz için, kendimizi koruyabilmemiz için, ahlakımızı güzelleştirebilmemiz için bize çeşitli fırsatlar sunuyor. Hatta bir hadis-i şerifte de oruç müminler için bir kalkandır diyor. Burada da biz onun koruma vazifesini görüyoruz. Nasıl bir koruma? O kısmı da açıklayacak olursak, oruç imsakla birlikte başlıyor. İmsak kelime olarak baktığımızda tutmak anlamına geliyor. Biz imsakla birlikte kendimizi tutmaya başlıyoruz. Neden? Yeme içmeyi kesiyoruz. Ama sadece bu değil. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor. Eğer siz kötü davranışlarınızdan vazgeçmezseniz, kötü davranışlarınızı bırakmazsanız Allah'ın sizin aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yok. Dolayısıyla hani Ramazan bir dönüşüm ayı, arınma ayı dedik ya, bu ayda kendimizi kötü davranışlardan da koruyarak, bunlardan da uzaklaştırarak aslında ahlaki olarak büyük bir dönüşümü, büyük bir değişimi sağlamış oluyoruz. Kendimizi belki sonrasında da hayatımızın sonrasında da taşıyabileceğimiz bir dönüşüm sürecine giriyoruz. Dolayısıyla Ramazan'ı şimdi bazen böyle reklamlara vesaireye baktığımızda ya da konuştuğumuzda evet çok hoş iftar sofraları vesaire var. Ama sadece midemizi tutmak, midemizi doyurmak, bir yemekten kendimizi alıkoymak olarak düşünmemek lazım. Aslında ahlaki olarak arınmamız için ya da içinde bulunan çeşitli ibadetlerle kendimizi dönüştürebilmemiz adına pek çok fırsatı içinde barındırıyor. İsterseniz evet, bu fırsatları da konuşabiliriz. Tabii ki daha detaylı konuşacağız her şeyi. Az önce de dediğiniz gibi bir temizlik de, temizlik ayı. Şöyle hem maddi hem manevi aslında, evet, oruç tutarak günün belirli saatinde hem midemizi bir süre dinlendirerek maddi bir temizlik sağlarken zihnen de sanki manevi bir temizlik de sağlıyoruz, değil mi? Aslında şöyle düşünebiliriz, hepimiz böyle daha fazla yiyip içtiğimizde üzerimize bir ağırlık çöküyor. Bir yani zihnimizin çok berrak olmadığını görüyoruz. Aslında yemeden içmeden kendimizi alıkoyduğumuzda çok daha berrak düşünebiliyoruz. Kendimizle daha fazla kendimize yönelebiliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz, ifade edebiliriz bunu diye düşünüyorum. Yani bizim hem bir bedeni tarafımız var hem de ruhi tarafımız var. Bedeni tarafımızın varlığını devam ettirebilmesi için bir takım ihtiyaçlarımız var. İşte yeme, içme, cinsellik, bunların içerisinde yer alan şeyler. Ama bu özellikler bütün canlılarda ortak. Bir de bizim müteal bir tarafımız var. İnsan olarak ruhi bir tarafımız var, daha yüce bir tarafımız var. Eğer biz bu bedeni tarafla çok fazla meşgul olursak, buraya çok fazla zaman ayırırsak, enerjimizin tamamını buna harcamış olursak, o daha müteal olan tarafımızı, ruhi boyutumuzu yeterince geliştiremiyoruz. Bu ay bize bir yandan şunu söylüyor, sadece bedenden ibaret değilsin, ruhi bir boyutun var ve bizim o alanımıza daha fazla odaklanmamıza da olanak sağlıyor, o yönümüzü geliştirmemize olanak sağlıyor. Kendimizi tutarak işte eğer hani sözümüze dikkat ederek, kalp incitmeyerek, vaktimizi boşa harcamayarak bizi bir program içine sokuyor, bizi evet, disipline ediyor. En önemlisi bir disiplin sağlıyor. Özellikle sosyal hayatta bir disiplin sağlıyor ve yaptığımız ibadetlerle günlük hayatımıza bir disiplin sokuyor. En basit örnek, belirli bir saatte yiyoruz, belirli bir saatte iftarımızı açıyoruz ve günün 5 vaktinde namaz kılıyoruz. Bunlar
hep zamanı bölünmüş ve belirli şeyler. Biz de bu şekilde aslında hem kendimizi disipline etmiş oluyoruz hem sosyal hayatımızı, yaşantımızı da disipline etmiş oluyoruz. Yani pek çok şeye vesile aslında Ramazan. Şimdi bu noktada Erdem hocamın da görüşlerini almak istiyorum. Buyurun hocam. Aslında hani hocamın dediklerine katılıyorum tamamına o anlamda. Benim aklıma hocam Ramazan deyince ilk Reyyan geliyor. Neden bilmiyorum yani. İsim çok güzel bir isim. Bir de öğrencilerimiz oluyor bizim isimlerden falan. Reyyan cennet kapısı hocam ama özel bir kapı yani. Herkes giremiyoruz. Hadi oruçlular giriyor. Onun için de şartları da işte disiplinli olmak falan. Ancak ilginç de bir durum var. İnsanı yukarı çekmek için hocam aç bırakılıp en alta indirilmesi şartı var. Yani açlıkla eğitim. Hani biraz bir zıtlık içeriyor. Hani şey var ya, ıtri mesela Kurban Bayramı'nda tekbir besteliyor. Salavat-ı tekbiri, ıtri bestekarımız besteliyor bizim. Ama bestelediği tekbir işte çok ağır. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz bayram yapacağız ama cenaze marşı gibi hani modern müzikten bakınca. Zıtlıkla iç içe geçiyor aslında. Oruç da öyle düşünüyorum hocam ben. Hani açlık var ama içerisinde bir sürü şenlik var. Yani sadakası, iftarı, zekatı, fitresi, diş kirası, işte askıda ekmekleri, hani evdeki ritüeller, dışarıdakiler, bireysel geçmişimize, kendimize dönmek, dışarıya dönmek, hani hem vermek, hem almak, hem sabretmek. Aslında Kurban Bayramı hariç sultanlık deri diğer aylara kalmıyor hocam zaten. Yani her şeyi buraya yığılmış gibi, o anlamda bir terbiye ayı gibi. Sanki böyle yüksek sans yapıyoruz. Yılın master'ı orada oluyor. Diğerleri düz yani orada. Beş vakit namaz gibi. Hani daha böyle orada oturtabilirsek güzel gidiyor anlamında hocam. Hani o böyle daha bana ışık tutuyor gibi. Hani 11 ayın dışında. Güzel bir kapı açtığını düşünüyorum. Bir de bu tutmak konusu özellikle çok önemli. Yani bir taraftan biz oruç tutarken birazdan oruç bizi tutuyor. Böyle güzel. Yani sultanlığı ama çok tatlı geliyor bana. Hem evi şenlendirmesi, hem toplumu, hem medyayı, her yeri bir şekilde etkiliyor yani. En alakasız sokakları bile etkiliyor yani bu şekilde. Evet. Çünkü, mutlu ediyor. Evet, çünkü sosyal ve kültürel paylaşımımız da artırıyor bir ay boyunca. Biz işte akraba ziyaretleri olsun, çocukların heveslenerek oruç tutmak istemeleri olsun, ki bunlara da değineceğiz yine. Onun öncesinde Ramazan gelmeden bizim yaptığımız bazı zihni hazırlıklar, planlamalar var. Biraz bunlardan da bahsedebiliriz hocam. Tabii ki gelmeden önce zaten bir günümüz kaldı. Evet. Bugün mesela başlayalım. Bugün yapılabilecek olanlar, hala zihni hazır olmayanlar için diyelim, kılavuz gibi. O zaman buradan hemen başlamadan seyircilerimize de iletelim. Bugün yani Ramazan'a iki gün kaldı aslında hocam, değil mi? 2 Nisan'da iki günümüz kaldı diyebiliriz. Ramazan'a başlamadan yapılabilecek zihni ve zihni hazırlıklar ve planlar neler? Şimdi Erdem hocamız bize açıklayacak. Buyurun hocam. Şimdi aslında burada zihnen hazırlığımız da şeye dayalı, bizim beklentilerimize dayalı. Yani bunu açlık olarak görüyorsak farklı, gecesi gündüzü dolmuş bir ay olarak görüyorsak daha farklı. Önce çocuklardan başlayalım, ne yapılabilir? Hani hem zihni hem çocuk hazırlığı anlamında. Yani çocukların bunu anlaması gerçekten hac gibi biraz zor bir ibadet onlar için. Tekne orucunu falan zamanı gelince konuşuruz ama. Ev içerisinden başlayacak olursak yani bir yılbaşı süslemesi mantığı aslında geçmişi çok daha bize göre güçlü bir mantık ama bizde bu tarz ev süslemeleri çok yok. Yani çok basit bir şey yapılabilir. Evin içerisinde salona 2 tane ışık hocam, 2 tane koku. O gün anne bir kek çırpar, bir şey yapar. En kötü dışarıdan bir şey alınmayacak olsa bile. O gün yani yarın akşam için diyorum, ilk teravihin kılındığı akşam evde farklı bir hava oluşturulabilir. Yani salondaki aynanın süslenmesi, koridordaki aynaya bir şeyler yazılması, Ramazan'la ilgili bir figür asılması ya da ufak bir iki kandil figürü, ortalığa daha böyle farklı bir hava katılması, özellikle annelerimize düşüyor bu taraf tabii ki. Bunlar yapılması zihni hazırlığın ufak bir işareti olabilir onun için. Arka planda da hakikaten ebeveynlerin şöyle birazcık oturup bir yarım saat, bir saat plan yapması gerekiyor. Mukabele okunacak mı? Hatim olacak mı evde? Kaç kişi Kur'an biliyor? Sabah namazına başlatılması gereken 7 yaşında biri var mı evde? İşte liseli gençlerimiz ne yapıyorlar? Devam edecekler mi gibisinden? Hafif hafif böyle bir planlamalar yapması gerekiyor. Biraz da hocam şey gibi hani bozan şeyler, bozmayan şeyleri oruç tutmaya başladıktan sonraki haftalara değil de önden bir bilgilendirme yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Hafiften bu başladığında bir gün öncesinde daha hazırlıklı giriniyor ve niyet edilmesi gereken gün geçmemiş oluyor. Şimdi niyet var, dua var, daha birçok ritüeli var Ramazan. Hassas bir ibadet o anlamda. Yani niyet öğleden sonra geçmiyor mesela. Yani önemli bir şey. Öğleye kadar niyet etmesi lazım kişinin. Değil mi hocam? Yanlış hatırlamıyorsam hukukta, fıkıhta. Yani öğleden sonra geçmemesi lazım. En azından ayın başına niyet edecek falan ki sağlıklı gitsin. Böyle hani zihnen bir plan yapıp ufak ufak hayatta geçirilebilir ebeveynler öncülüğünde.
Hocam buyurun, eklemek istedikleriniz vardı. Evet, çok teşekkür ediyorum Erdem Hocam'a. Ona ilaveten ben şöyle düşünüyorum aslında. Ramazan insanın hoş anılar biriktireceği, özellikle çocukların hoş anılar biriktirebileceği bir ay olması gerekiyor. Din eğitimiyle ilgili yapılan araştırmalar bize şunu söylüyor. İnsanların dine yaklaşmasında da uzaklaşmasında da çocukluğunda biriktirdiği anılar oldukça etkili. Hı hı. İşte namaz kılan insanlara neden namaz kıldıkları sorulduğunda sıklıkla şu cevabı alabiliyoruz. İşte dedemle kandillerde işte camiye giderdik. Yahut da Ramazan'da katıldığım teravihlerde işte duyduğum salavatlardan çok etkilenmiştim. Ve oradaki havayı her zaman yakalamaya çalışıyorum. Ya da oradaki işte namazlardan sonra bir amcanın bize bir şeker uzatması, çikolata uzatması, caminin bahçesinde teravihten sonra koşturup oynamak. Ya da tam tersini de görüyoruz. Çift yönlü bir durum bu. Mesela işte çocukluğunda camiye gidip burada olumsuz anılar yaşayanlar da sonrasında uzaklaşabiliyorlar. Bir kere bizim yetişkinlerin o yüzden zihinsel olarak kendimizi hazırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela bazı çocuklara sorduğumda şunu söylüyorlar. Ramazan'ı çok seviyorum. Neden? Çünkü annem babam hiç kızgın olmuyor. Benim bütün istediklerimi yapıyorlar. Yani Ramazan'ı hoş bir zaman dilimi olarak hatırlamalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun tam tersi de mümkün. Bazen oruç sebebiyle daha asabi oluyoruz, telaşlı olabiliyoruz, gergin oluyoruz. Ya bir durun, şimdi oruçluyuz gibi bir hava estirmemek lazım. Öncelikle bizim ruhen bunu hazırlamamız gerekiyor kendimizi. Çünkü hani dedik ya, Ramazan insan için bir eğitim programı. Kendimizi daha sabırlı olma noktasında, irademizi güçlendirme noktasında eğer eğiteceksek burada buna bir başlangıç yapmamız lazım. Bence ilk adım zihnimizi bunu hazırlamak. Bizi sürekli gözlemleyen, izleyen bir çift göz var ya da bir çift çarpı, evet, kaç tane çocuksa onlara nasıl örnek oluyoruz? Bu ayı onlara nasıl yaşatıyoruz? Bu bir boyutu. İkinci boyutu da mesela çocuklarla birlikte Ramazan'a hazırladığımızı gösteren belki bir alışverişe çıkabiliriz. Onlar neler istiyor, sahurda neler yemek isterler, iftarda neler yemek isterler. Bununla ilgili yavaştan böyle bir hazırlık yapma ya da işte bir Ramazan hediyeleşmesi olabilir. Burada çok büyük şeyler olmasına gerek yok ama bir sevinçle, coşkuyla Ramazan'ı karşıladığımızı, Ramazan'ı beklediğimizi hissettirebilmemiz lazım. Evde bu havayı yaşayabilmemiz lazım. Ondan sonra da Ramazan için neler yapacağız? Hocamızın dediği gibi her ailenin kendi dinamiklerine göre, tabii işte anne çalışıyor olabilir, evde olabilir, babanın, annenin evde bulunma vakitlerine göre, çocukların yaş durumlarına göre farklı farklı Ramazan için programlamalar yapmak, yapılacak olanları belirlemekte fayda var. Çok önemli noktalara değiniriz. Yani çocukta ibadet ruhunun ve din eğitiminin aslında çocuk yaşta verildiğinin ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Çünkü tohumları o zaman atıyoruz biz. En oruç tutmaya hevesli oldukları zaman bile çocukların, o zaman yani ben bizim çocukluklarımızdan, hı-hı, da hatırlarım. Hep tutmak isterdik. Hatta belki anne babalarımız bize kıyamayıp hani bu kadar tut yeterli derlerdi. Hatta buna teknoloji da diyebiliyoruz. Bunlara da tabii ki değineceğiz ama sizin de hocam, Erdem hocam ekleyecekleriniz varsa alalım. Yoksa da oruç ve Ramazan'la ilgili kavramlara biraz değinelim. Bu kavramları biz çocuklara nasıl aktarmalıyız, nasıl anlatmalıyız? Bu planlamaya ufak bir şey ekleyeyim hocam. Burada hani bu bir gün kala falan böyle ne olacak? Yani kim yapacak? Mesela kameti kim getirecek? Teravih'e cumartesileri mi gideceğiz? Çünkü baba, hı-hı, çalışıyorsa muhtemelen hafta içi gidemeyecekler. Bunu basitçe planlanmazsa paldır küldür yarısı geçiyor Ramazan'ın. Bu anlamda ufak bir toplantı gerekiyor hocam. Hani biz toplantılara çok şeyiz. Evde de bir toplantı gerekiyor. Bir planlama. Mukabele okuyacak mıyız? Yani hatim olacak mı gibisinden. Belki de oturup hakikaten ailedekilerin hepsi alışverişe çıktıktan sonra da olabilir. Bu akşam da olabilir, yarın da olabilir, oturup ne yapacağız bu 30 gün deyip bir hakikaten ciddi bir toplantı yapılırsa çok daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Burada şu ilaveyi yapmak istiyorum. Genellikle biz bir hedef koymadığımızda şöyle oluyor. Ya işte hani kitap okuyacağım, tamam okurum dediğimizde o işler sürüncemede kalıyor. Evet. O yüzden dediğiniz gibi hedef belirlemek önemli. Hani evet, her gün 30 sayfa okuyacağım, hani ayın sonunda bunu değerlendireceğim dediğimizde çok daha o hedefleri gerçekleştirmek mümkün oluyor.
Burada tabii kendimiz için de hedefler belirlemek önemli. Çünkü bizim için din eğitiminde şöyle temel bir ilke var. Ayette Tahrim Suresi 6. ayet bize diyor ki ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum. Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi koruyun diyor. Yani önce kendimizden başlıyor. Biz ne yapacağız Ramazan'da? Bununla ilgili bir takım hedeflerimizin olması gerekiyor. Hani bu kadar, ben de çok muhteşem bir ay. Hala beni heyecanlandıran, hani bu yaşıma geldiğimde heyecanlandıran bir ay. İnşallah ya evlatlarımda da aynı şeyi görüyorum. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bütün çevremizde, İslam aleminde. Bizi bu kadar değiştirme, dönüştürme potansiyeline de sahipse o zaman bununla ilgili mutlaka önden bir programımızın, planımızın oluşması gerekiyor diye düşünüyorum. Başta kendimizden başlayarak sonra da çocuklarımız için bu planı programlamayı yapmakta fayda var. Sahurla başlayalım mı? Tabii başlayalım hocam. Sonra dönersek hani kavramlar üzerine dedik hocam. Hani kavramları parça parça gidelim. Hani sahur etkinliği, iftar, imsak. Evet. İmsak ve sahur. Bence normal şartlarda Müslüman olmayan birinin o saatlerde yemek yemesi ya kampta olur ya böyle özel bir şey ayarlaması lazım. O saatte yemek, o saatte hep beraber kalkıp ailece bir şey yapmak. Yani o saatte, o saatin böyle farklı bir şey olduğunu yani izciler falan anlıyor o yaşlarda. Hı-hı. Diğer türlü çocuğun hayatında yok öyle bir vakit hocam. Yok yani. Hani gece saat 3'te niye kalkalım, niye kalksın? Herkes uyuyor. Üstünü falan örtmeye kalkıyorlar çocukların. Ya da işte bir sıkıntı olunca kalkılıyor. Yoksa bir farklı bir an olduğu için de farklı hatıralar bırakıyor bizde. Bence çok kıymetli sahur özellikle. Yalnız biz sahuru sadece hani mutlaka çocuklar tabii daha böyle sevdikleri için yeme içmeyi yapabildiğimiz bence en güzel kahvaltı sofralarını sahurda koymak gerekiyor. Anne baba beraber hani alışveriş de yapıp çocuğun en sevdikleri neyse artık imkanlar ölçüsünde koymak gerekiyor. Artı anne babanın sahurdu yaptıktan hemen sonra da teheccüd kıldığına da bence şahit olmaları lazım. Yani yeme içmekten ibaret değil o an. Dua var orada aslında. Evet. Hani çok yemek yerine biraz yiyip sahuru da teheccüd de bence ekleme de gerekiyor hocam. İmsak bilinci de işte hilal kavramıyla ya da işte yıldızların çıkmasıyla ya da yavaş yavaş sabah namazına doğru giden süreçte mesela Bağdı Sabah dediğimiz bu sabah namazı vakti esen yele de bence şahitlik o saatte edebilirler hocam. Çok tatlı vakitler çünkü. Kar yağsa bile camı açıyorsunuz o saatte o rüzgar çok güzel gerçekten. Hakikaten evet. Cennetten geliyor denecek şekilde. Hani orada bir sürü anekdot, bir sürü nokta var. Bunu aile boyu şahit olduklarında çocuğun ben unutmayacağını düşünüyorum. Daha kalıcı iz bırakabilir. Hani sahur eşittir yemekten ya da iftarda da birazdan değiniriz. Sahurla ilgili benim diyeceklerim bu hocam. Hani daha geniş tutulabilir. O saatte bir Kur'an da okunabilir hatta. Buyurun hocam. Ben de hocam gibi düşünüyorum. Yani o saatte sadece yemek içmek için kalkıyor olamayız. Çok özel bir saat, seher vakti. Her zaman çok fazla çocukların belki şahitlik edemeyeceği bir saat. Dolayısıyla mutlaka bizim hedeflerimizde, yetişkinlerin hedefinde, olabiliyorsa çocuklar için daha kısa da olabilir. Bir teheccüd namazı kılmayı burada hedeflerimiz arasına koymakta fayda var. Ki sabah namazı da tek şahitli namaz olarak geçiyor. Yani aslında meleklerin de şahitlik ettiği bir vakte denk geliyor bu. Dolayısıyla hani o hissettiğimiz farklı hava, pencereyi açtığımızda bizim yüzümüze esen o farklı rüzgar belki o saatlerde meleklerin şahitliğiyle alakalı da bir durum olabilir. O yüzden bence çocukların bir şekilde tam gün oruç tutamayacak olsalar bile mümkün olduğunda kalkabildikleri zaman bu sahur saatine denk gelmesi kaldırabilmekte fayda var. Yarım gün bile tutacak olsalar böyle bir gün televizyonda bir ünlüyü dinliyordum. Dedi ki bu yaşıma geldim bir rahatsızlığım var bu sebepten oruç tutamıyorum. Ama hala Ramazanlarda çok heyecanlanıyorum çünkü çocukluğumuzda biz sahurlarda komşularımıza giderdik. Apartmanımızda her sahur başka bir yerde yapardık. Daha böyle gözlerimizi açamadan bir komşumuza gidiyoruz ve herkes tabii çocukların da seveceği şeyleri hazırlıyor. Oradaki o anlarımı hiç unutamıyorum diyor. Hani hoş anılar biriktirmek dedik ya, sahur da buna bir imkan sağlayabilir. Burada bence bizim düşüncemiz kendi ailemize, kendi dinamiklerimize uygun olarak neler yapabiliriz ki o hoş ortamı hazırlayabilelim, sunabilelim. Evet, ben de size katılıyorum ki bir hocamız bahsetmişti. Aslında Ramazan'a duyulan özlem bu geçmiş dönemlerde de gördüğümüz bir şey. Pek çok şairin, yazarın yazdığı şiirlerden de biliyoruz. Bu özlem aslında biraz da çocukluğa olan bir özlemden de kaynaklanıyor. Ben de şöyle bir çıkarım yaptım kendimce.
çocukken bazı şeyleri alıyoruz ya, tohumunu ekiyorlar bize, böyle ibadetler olsun, işte kültür, sosyal hayat, Ramazan'ın bize getirdikleri olsun. O çocuklukta aldığımız için belki de o tadı, hep çocukluğumuza gitmek ve o eski Ramazanlara gitmek istiyoruz diye düşünüyorum ben. Şimdi dinin duygusal boyutu var, bilgi boyutu var, davranış boyutu var ve özellikle biz çocukluk dönemimizde duygular daha ön planda olduğu için ya da akli olarak henüz somut, soyut düşünce aşamaları tamamlanmadığı için dini daha yoğun olarak, duygusal olarak yaşıyoruz. Hatta aile burada din eğitiminde bir model. Çocuk ailede dini törenleri gördüğünde, işte sünnet merasimleri, hacca uğurlama, burada yaşanan duygular, birliktelik, beraberlik, ki çocuklar birlikteliği, beraberliği çok severler. Bu onları çok daha derinden etkiliyor ve aslında biz o duygularımıza, o dönemde yaşadığımız o mutlu anlara, anılara dönmek istiyoruz. Onun için kendimizi duygusal olarak da buna hazırlıyor olabilmemiz lazım. Tabii hani yetişkinlerin zaman zaman çok fazla yoğunlukları oluyor, gün içinde koşturmaları oluyor. Ama her zaman çocuğumuza o Ramazan'dan ayrılırken neler bıraktık, hangi duyguları hissetti, bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Evet. Şimdi bu noktada dini kavramlara çocuklara erken yaşta öğretmenin de ayrıca bir önemi olduğunu düşünüyorum. Yani öğretmek ve anlatmak dışında da bu çok işe yarar bir sistem mi bilmiyorum ama daha çok davranışlarımızla onlara göstermek, nasıl ibadetler yaptığımızı daha önemli hocam. Biraz daha açarsak burayı neler söylersiniz? Yani biz sahura kalkmadan oruç tutmaya çalışıyorsak o çocuk daha da ileri götürecek bunu, iftarla falan tutar. Yani ona dönüyor iş zaten, hani orada biz model olacaksak evet. Orada. Başka bir tarafı da sırf dün bir arkadaşım diyor mesela, ya diyor sırf diyor geceleyin diyor sahur yapmak için oruç tutmuyor mu diyor, sahura kalkıyor diyor. Yani sevdiği zaman anneyi sever, babayı sever, sahura kalkar. Sahuru sever, bunlar yoğunlaşır, bir döngüye giriyor. O anlamda aslında biz yaşadıkça gelişiyor hocam. Yani örneğin şey mesela sadaka kavramına geçelim yavaşça. Hani tabii hocam. Oradan. Sadakada mesela biz bu süreci nasıl evde konuşuluyor mutlaka hocam. Zekattı, fitreydi, sadakaydı, ne yapacağız bu ayda diye. Günlük mü verelim, üç günde bir mi, cumada mı, cumartesi günü mü, hafta sonu mu yardım kolisi verelim ya da yardım kolisi geldi kime vereceğiz? Bir sürü şey var hocam, hani komşulara mı verelim, kim ne yapıyor, ne diyor, yan komşunun durumu nedir? Hani bu sürece çocukların ben şahit olmasını çok önemsiyorum. Bizim dertlendiğimizi, yani başka birisinin aç mı değil mi dertlendiğini, şahit olmasını, açık sadakayı görmesi adına çok önemli buluyorum. Gizli kısımda da yani çocuk belki yardım kolisini götürürken tanımadığı birisi için yanımızda olabilir. Ancak tüm sadakalarımızda bilmesi gerekmiyor çocukların da. Oğlum sizin adınıza güzel bir sadaka verdim kızım, bir dua edin bakalım iftarda deyip verildiğini ama gizli olduğunu da vurgulayıp bizle beraber yaşayarak öğrenmesi adına çok faydalı buluyorum. Bir de sahura kalkma işlemi mesela ebeveynlerde. Yani burada hemen topu çocuklara, gençlere atabiliriz biz. Yani kızım bugünkü bir sahur da senden olsun yani. Hep yiyip okula gidiyoruz, hepimiz çalışıyoruz evet. Falan gibi. Hani onları da yaşatarak böyle yavaş yavaş olduğunda yeni neslimizin, bizim hani siz bana sunmadınız ki zaten filan, ben bu Türkiye'de çalışmayacağım zaten deme kısmını kırmaya da yarayacak o. Hani sorumluluğu ona atıp sahuru sen hazırla, bizi kaldır. Hadi ufaklık, sen bize davulcusun, hadi bakalım git babanın üstünde hopla, işte ona ablanı kaldır filan. O kısmı yavaşça sofrayı hazırlama, kaldırma kısmı, hani bunları versek mesela sahurda, iftarda yaşayarak öğrenme adına Selva Hanım, bu onları çok daha etkiler diye düşünüyorum. Sadaka taşı dediniz, yani sadakanın gizli verileceğine dair aslında çok güzel bir uygulama. Burada ihtiyaç sahipleri için, onları rencide etmemek için cami avlularında sadaka taşı bulunuyor. Hocam siz daha iyi anlatırsınız. Buyurun. Estağfurullah. Hocam da bildik. Bahsedelim biraz istiyorsanız. 1600'lerde, yani bunun çıkış noktası sanırım 1500'ler. Osmanlı'nın yükseliş döneminin artık şeyleri. Selçuklu zamanına kadar bile olabilir, dayanıyor olabilir biliyorum. Hocam. Tamam. Geri aldım ondan dedim hocam. Emin değilim hikayesinden. Evet. Kont Marsilya 1600'lerde geziyor. Fransız bir gezgin. Diyor ki, bunu hikayeyi duyuyor. Yani fakirler için, imkanı olmayanlar için konmuş bir taş, bir kovuk şeklinde. Bir tane daha görsel var. Onu da görebilirsek. Hani el konduğunda gece karanlığında görülmeyecek şekilde. Heh, bu mesela. Buna da görülmüyor. Yukarıdan bıraktığınızda da parayı, buradan bıraktığınız zaman da görünmüyor. Bu biraz daha sanki daha kullanışlı gibi. Bıraktığınız zaman, hani ikisi de aynı görselde oldu, daha güzel. Bıraktığımız zaman görülmüyor. Kont Marsilya diyor ki, bunu diyor ben diyor 3 ay diyor şey yatmış. Böyle pusuya yatmış hocam, beklemiş.
kim bırakıyor, kim alıyor filan diye. Yatsı namazından sonra zenginler geliyor, bırakıyorlar. Ve sabah namazından sonra ya da sabah namazı vakti de ihtiyacı olanlar alıyorlar. Diyor ki gittim diyor, bir bırakmışlar da şıkır şıkır ses geliyor filan. Gece yokluyor o zenginler geçerken, hani imkan olanlar. Gittim baktım vardı diyor. Beklemiş hocam 3 ay bir tane fakir gelip almamış onu. 1600'ler Osmanlısı. Ben çok şaşırdım diyor. Yani o zamanki Avrupa'yı da kıyaslayacak olursak, yani bu nasıl bir refah, nasıl bir zenginlik. Sonra bunu araştırıyor niçin olduğunu. Bu şey gibiymiş hocam, bu en son emniyet sübabı aslında. Yani normalde zaten Ramazan haricinde de komşusuna bakıyor. Komşusu açken tok yatan bizden. Onun dışında zaten hocam zekat sistemi var, fitre var, sadaka var, vakıflar, dernekler, leyleklere bile ev buluyorlar. Yani fakir evsiz zaten bırakmıyor. Onları tutunca bu da en son acaba bize gelemezse, hani hani biraz çekinirse deyip koydukları bir sistemmiş. Ben çok etkilenmiştim. Modern halini bu haliyle düşünemiyoruz. Yani biz çocuklarla da konuştuk bunu. Olmuyor yani, modernde olmuyor. Taşı söker götürürler hocam diyor. Çocuklarla yani biz sökmezse kimse sökmez aslında onu da. Modern halini daha farklı örnekleri var. O zamanlar da. Buyurun hocam. Okumalarımdan birinde şöyle bir cümle de okumuştum. Aslında bu sadaka taşlarının konması dilenciliği önlemek amacıyla da yapılıyor. Hmm. Dilencilik çok tasvip edilen bir davranış değil. Hadislerle de bunun yasaklandığını biliyoruz ve insan onuruna çok yakışmayacak bir davranış. Dolayısıyla gerçekten çok ince, güzel düşünülmüş ve insanların alanın da verenin de bundan rahatsızlık duymadığı, işte verenin farklı duygulara kapılmayacağı bir sistem geliştirilmiş olduğunu görüyoruz. Yine sadaka deyince Peygamber Efendimiz'e bir gün soruyorlar, diyorlar ki en faziletli sadaka hangisidir? Peygamber Efendimiz de Ramazan'da verilendir diyor. Hmm. Ve kendisi de Ramazan'da bütün ibadetleri de arttırıyor. Daha fazla tasadduk ediyor, daha fazla sadaka veriyor. Dolayısıyla bu da bizim için, bizim hayatımızda bir örnek. Yani aslında hedeflerimiz içerisinde mümkün olduğunca daha fazla sadakayı da koyabiliriz. Bir şey daha ifade etmek istiyorum sadakayla ilgili, eğer hani bu kısma ilave edeceğiniz bir şey yoksa. Sadakayı bir de şöyle de düşünmek lazım. Evet, bizim hani zekatı da sadaka kapsamında ele alabiliriz belki, farz olan boyutu olarak. Onu da mümkün olduğunca Ramazan'a denk getiriyoruz. Çünkü Ramazan'da yaptığımız her ibadetin çok daha fazla sevabı var. İşte adağı da belki bunun içine alabiliriz. Ama bunun haricinde İslam'ın en güzel taraflarından bir tanesi, bu sadaka kavramını o kadar genelleştiriyor ki, kapsamını o kadar arttırıyor ki, aslında sizin Allah rızasını gözeterek, Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek yaptığınız her davranışta sadaka oluyor. Yani bir insana gülümsediniz, sadaka. Güzel bir söz söylediniz. Bakın çok kolay. Yani her zaman biz bazen dini böyle çok zor, çok uzak, çok erişilmez bir vaka gibi sunuyoruz. Aslında din hayatın içinde, din hayatımızı kolaylaştıracak bir kurum olarak var. Mesela misafirinize ikramda bulunuyorsunuz. Bu da sadaka olarak kabul ediliyor. İşte yerden geçerken işte düşmüş bir şeyi alıyorsunuz. Aman hani kimse düşmesin, incinmesin dediniz. Bunu Allah rızası için yapabildiğinizde bu da sadaka. İşte hani işe gidiyoruz, çalışıyoruz, bazen yoruluyoruz ama ailemizin nafakasını temin etmek de sadaka. Yani bunu arttırabildiğiniz kadar arttırabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla burada önemli olan şey niyetimizi koruyabilmek. Niyetimizi koruduğumuzda aslında Ramazan'da da pek çok davranışımız hem sadaka olabiliyor hem de kendimizi yine eğitmemiz, geliştirmemiz, ahlaki açıdan böyle yol alabilmemiz, mesafe kat edebilmemiz açısından önemli. Zaten hani günümüzde diyoruz ki hani sadaka taşı olsa sadaka taşını da götürürler. Aslında bu biraz bizim ahlaki zafiyetlerimizi de gösteriyor. Hı hı. O zaman bizim Ramazan'da yeme içmenin yanında, orucumuzu bozan unsurların yanında bu ahlaki zafiyetlerimizi nasıl ortadan kaldırırız? Buna da vurgu yapmakta fayda var. Benim Ramazan deyince aklıma gelen en önemli ifadelerden bir tanesi müstani olmak. Yani aslında ihtiyacımızdan fazlasına dur diyebilmek. Ya hani bana bu yeter. Kanaatkarlık, tok gözlülük de diyebiliriz. İsraf etmemek, ama biz israf ediyoruz biraz sanki. Evet. Yani şöyle, bizim hani bedeni tarafımızın bazı dürtüleri var. Sürekli istiyor dedik ya. Eğer biz onu sürekli beslersek
sonu gelmiyor. Şöyle söyleyebiliriz işte mesela susayan bir insan deniz suyu içtikçe daha fazla susuyor ya, nefsimizin böyle bir tarafı var. Biz sürekli nefsimizi beslediğimizde daha fazla, daha fazlasını istiyor. Ama biz oruçla aslında dur demeyi öğreniyoruz. Hani tutmak dedik ya imsaka. Bu bedeni hazlarımızı kontrol altına alıyoruz. Dünya ile ilişkimizi belli bir düzeyde sınırlamış oluyoruz. Böylelikle durdurabilmeyi, ya bu bana yeter diyebilmeyi öğreniyoruz. Hatta bazı şeylerin tadını çok daha iyi fark ediyoruz. Mesela Ramazan'da içtiğim suyun tadı hayatımda hiçbir zaman yok. Ya su bu kadar güzel miydi? Evet. Hani o orucumuzu açarken elimizdekinin kıymetini bilmek bize biraz da bunu hatırlatıyor. Hatta biraz önce söylediğim oruçla ilgili ayetin sonunda umulur ki şükredersiniz diyor. Hani orucun farz olmasından sonra elimizdeki nimetlerin farkına varabilmek, onlara şükretmek, onlarla yetinmeye çalışmak. Çünkü biz işte bütün zamanımızı, enerjimizi o nefsimizin bitmek bilmeyen işte daha fazla yiyecek, işte daha güzel bir eşya buralarda harcadığımız zaman sürekli başka şeye vaktimiz kalmıyor. O ruhi yönümüzü beslemek için ya da ahlakımızı güzelleştirmek için çok fazla alan bulamıyoruz kendimize. Buradan şu kısmaki söküp götürmüyorlar, ona örnek vereyim ben. Askıda ekmek uygulaması var biliyorsunuz ki yani orada ben işte ikilemdeyim. Yani aslında normal rutin gidiyor. Kimse bunu kötü niyetle kullanmadığı zaman gayet iyilikler güzel gidiyor. O zaman da bence böyle gitti bunlar. Yani o zaman da hırsız vardı vesaire. Evet. Şimdi de var. Evet. Git, yani giden şey yolunda gidiyor aslında. İyi niyetle yapıldığı zaman o diğer kötü niyetli kişiye ulaşmıyor. Yani şu anda mesela sadaka taşının çok güzel bir versiyonu birçok fırında da uygulanıyor Selva Hanım. Ben birçok yerde görüyorum, çok da şahit oluyoruz böyle. İnsanlar hiç severek, isteyerek bırakabiliyorlar. Askıda ekmek de neydi? Aynı sadaka taşındaki gibi ihtiyacı olduğu kadar alıyordu fakir ve bir günlük yevmiye alıyormuş hocam. Yakacak, yiyecek bir günlükmüş yani. Geri kalanı bırakıyor, diğer fakir kardeşlerimin olsun diyor ki öbür gün bir daha biliyor ki orada olacak. Öbür gün yine alır oradan diye. Askıda ekmekte ne bilmeyen izleyicilerimiz için diyelim. Fırına gidiyorsunuz, birkaç ekmek daha fazla bırakıyorsunuz oraya parasını. O da fırıncının yani kendi network'ündeki alabilecek olan kişilere vermesiyle ilgili ya da talep edene veriyor. Yani tam o kısmı bilmiyorum fırıncılığı kardeşlerimizin tam nasıl uyguladıklarını. Genel olarak da çok dikkat ediyorlar o konuyu onlarda. Çok da güzel gidiyor. Bunun Avrupa'daki versiyonu biraz daha kahve üzerinden gidiyor. Askıda kahve. Oradaki kahve kültürü biraz daha farklı anladığım kadarıyla. Onlar ekmek biraz gibi. Daha artık biz de daha çok ana yiyecek ekmek. Orada kahve galiba ana yiyecek. Öyle gidiyor galiba. O anlamda çok güzel bir uygulama. Bunun hani birçok şeyini de çıkarmaya çalışıyor insanlar da yani onunla kalmasın, askıda ekmekle kalmasın diye. Ben daha zenginleşeceğini düşünüyorum yani. Hani bu anlamda daha iyiye de gidecek hocam yani. Niyetli insan çok çünkü buna. Ne şehri ziyaret etmiştik, hangi ilçeydi şu anda hatırlayamadım ismini ama orada çok enteresandı. Askıda ekmeğin yanında böyle poşetlerle sebzelerin asıl olduğunu gördüm. Yani insanlar pazara gittiğinde fazladan onu asıyor. Kitaplar vardı, kıyafetler vardı. Orası çok enteresan gelmişti. Resimlerini çekmiştim ama bugün konunun buraya geleceğini düşünmedim. Evet, yani keşke. Orada amaç aslında bir kişiye yardımda bulunmak. Hani ismini vermeden ya da rencide etmeden. Yani orada biz askıda ekmek demişiz ama başka şeyler de olabilir. O uygulamanın temeli aslında. Evet. Ona öyle bakıyoruz. Zimem defteri var. Aynı şey aslında. Hı-hı. Osmanlı'daki gelenek. Hocam 1900'lerin başına kadar geçerliymiş bu arada. Yani hani toplumun artık iyice devletin belki gücünün zayıfladığı diyelim. O anda denetimin zayıfladığı. Zimem defterinde çok kısaca bahsedeyim. Veresiye defteri aslında. Borçları yazdırıyor vatandaş, ödeyebileceği miktarın üzerinde alacak olsa yazdırıyor ve onu da hiç onu tanımayan bir zengin geliyor. İşte bakkal efendi zimem defterini aç bakalım 10. sayfadan 20. sayfaya kadar çarp böl topla ne kadar filan. Bir seferinde de şeyi duymuştum ben, defteri teraziye koyuyor, karşı tarafa altın koyuyorlar. Defterin hepsini ödeyecek adam var, gücü var, defteri koy teraziye diyor. Önce çarptırıyor, böldürüyor, kesmiyor. Koy diyor, yeter mi diyor bakkal efendi, o da diyor gönlümüze kafidir filan bir şey söylüyor. İsmini de vermiyor ve kayboluyor gidiyor. Yani o mahalledekiler de bakıyor ki yani tanımadıkları toplumun başka bir kesiminden birisi onlara bir şey sunmuş. Yani bir güven sunmuş, güven aşılamış. O anlamda yani çok güzel uygulamalar, veresiye evet. defterleri. Bunların hepsi de sadakaların içinde zaten, hepsi birer sadaka. Sadece uygulanış şekilleri farklı. Evet. Bunun dışında sanırım bir de diş kirası var, değil mi? Evet. Bu da Osmanlı döneminden kalma bir
kültür aslında bize evet. geçen. Diş kirazında sabah çocuklar bahsediyor. Sizin okulda iftar veriyoruz. Her gün velileriyle sınıfların iftar günleri var. Yemekhanemiz falan diye bizim okul biraz daha böyle görkemli bir okul anlamda diyeyim. Çocukların sınıfların iftarları var hocam orada. Şimdi bahsettik iftarlar olacak arkadaşlar vesaire. Tamam tamam. Diş kirazı da olacak. Çocuklar şeyi soruyor Selva Hanım. Diyor ki diş kirası var mı hocam diyor. Yani hani rol model olma diyorduk ya, anlattınız, öğrettiniz, siz de uygulayacak mısınız gibi diyor. Bilmiyorum, sürpriz artık falan deyip biz de topu çevirdik öyle. Yani diş kirası nedir, bahsedelim mi? Tabii hocam, biraz siz bahsedin hocam. Ben hocam. Okuldaki uygulamalar çok bizim dikkatimizi çekiyor. Buyurun hocam, diş kirası. Diş kirası gerçekten bizim toplumumuzun ne kadar nazik, naif bir toplum olduğunun bir göstergesi bence. Temel mantığında şu var. İnsanları evinize davet ediyorsunuz ve diyorsunuz ki siz buralara kadar yoruldunuz, ayaklarınız yoruldu, bizim yemeklerimizi yediniz, dişleriniz yoruldu, çiğnediniz. Evet. Ve bizim bu kadar sevaba nail olmamıza da vesile oldunuz. Dolayısıyla hani bunun için bir sunulan hediye gerçekten ne kadar nezaketin yoğun olarak yaşadığını, ne kadar ruhlara nüfuz ettiğinin göstergesi. Bu diş kirası adeti o kadar bazı zamanlarda yüksek meblağlarda da veriliyor ki, bu hatta Fatih'te biri anlatıyor, işte bir zengin aileye gidiyor, ona bir diş kirası veriliyor ve onunla kendisine bir ev alıyor, küçük bir ev alıyor. Dolayısıyla hani diş kirası kişilerin hep sıkıntısı var ve onu kalkındıracak kadar da olabiliyor. Yani herkes gücüne göre, kudretine göre. Dolayısıyla şimdi hocamız dedi ki biz okullarda iftarlar veriyoruz. Çok güzel bir uygulama. Benim düşündüğüm, hayata geçirmek istediğim bir şey yine buna benzer. Şimdi biz yetişkinler olarak evlerde iftarlar vermeyi çok seviyoruz. İftarlarda bir araya gelmeyi. Son iki senedir bunu çok fazla yaşayamadık ama sabırsızlıkla bekliyoruz. Benim düşüncem şu, mutlaka çocuklarımıza kendilerinin istedikleri, seçtikleri arkadaşları için yani bir çocuk iftarı da organize edebiliriz evlerimizde. Belki bir kez olabilir bu. Çocukların kendi istedikleri menüyü oluşturabilecekleri, arkadaşlarını davet ettiklerinde, belki o yemeklerin yapılmasına da yardımcı olacakları, misafirlerini ağırlayabilecekleri, sonrasında bir diş kirası sunabilecekleri. Yani bu küçük olur, büyük olur ama önemli olan bizim bu kültürümüzü aktarabilmemiz. Dolayısıyla bence mutlaka ailelerin, hepimizin bir çocuk iftarı düzenlemesi gerekiyor. Hem gelen çocuğun hem de misafir eden çocuğun da zihninde oldukça kalıcı bir hatıra olacağını düşünüyorum Ramazan'la ilgili. Evet, ve çok faydalı. Kendileri de yaptıkça bunun Ramazan'ın bilincine daha çok varacaklar. Ama merak ettiğim bir şey daha var. Şimdi Ramazan ve orucu çocuklara açıklamaya çalışırken, tamam bu örnekleri yapıyoruz, onlara gösteriyoruz, onlar da bazı alışkanlıklar kazanıyorlar ama mesela şunu sormuyorlar mı, biz niye oruç tutuyoruz? Daha böyle temelinde bir soruyla karşılaşıyor muyuz çocuklar tarafından? Yani aslında içeriden soruyorlar, dış kısımda çok yansımıyor çünkü çözemiyorlar diye düşünüyorum ben. Yani belli bir sürece girdiğinde çözüyorlar. Yani biz onu somutlaştırıyoruz aslında bu örneklerle ama sanki böyle somut olmayan kısım onlarda tam oturuyor mu onu bilemiyorum. Aslında şöyle de, namazda da aynı sorun var aslında. Yani sorunsal olarak algılarsak onu. Çocuk baştan onu yapmadan Selva Hanım tam çözemiyor. Yaptıktan sonra süreç aslında odaklı. Bizim dinimiz de aynı. Biz yetişkinler olarak hep sonuca bakıyoruz. Yani çay iyi demlenmediyse geri kalan emeği görmüyoruz aslında. Biz ama aslında o büyük bir hata. Çünkü Allah hani geminin tam olarak hangi limana yanaştığına değil de gemiyi ne tarafa doğru götürmeye çalıştığımıza bakıyor. Hani sırat-ı müstakim dediğimiz olay. Oruç ve namaz ve tarz ibadetlerde de hepsi var hocam. Orada da çocuk nereye gittiğini hissettirdiğimiz zaman orucun sürecinde, yani açlıkla beraber, sahuruyla, sadakasıyla, gün içi, gün dışı, kuşluk namazı, hepsini gördüğü zaman o zaman yavaş yavaş anlamını kavramaya başlıyor. Ama baştan soruyorlar niçin diye, klasik fakirliği anlamak için filan derseniz hızlı bir şekilde fakirler niye oruç tutuyor diye dönüyorlar bu sefer. Tabii öyle baltaya taşı vurmamak lazım. Evet. Buradaki amaç irade gelişimi, irademizi kontrol etme, sabrı öğrenme, cennetin anahtarı. Reyyan ondan geliyor benim aklıma. Yani oruç deyince direkt reyyan geliyor. Tabii ki Allah'ın rızasının olduğu kısım ama çocuk için reyyan çok anlamlı ve çok seviyorlar bunu. Tahtaya hemen ufak bir kapı çizip reyyan yazıyorsun. Aa, orucun amacı bu. Halbuki Allah'ın rızasıdır ama çocuk Allah kavramı bile küçük yaşta oturmuyor. Daha lisede falan biraz oturuyor.
Basit bir cevapla cennet için diyebiliyorsunuz evet. Yani. Benim gözlemlediğim kadarıyla hocama katılıyorum. Bir de çocuklar küçük yaşta çok hevesliler oruç tutmaya. Aslında çocuklar için uyum esas. Yani eğer seviyorlarsa yetişkinleri, yapılan davranışı onlar da dahil olmak istiyorlar. Zaten çocuklardan genel olarak bunu hissederiz. O çocukluk yıllarında henüz sorgulama çok gelişmiş olmadığı için 6 yaşında çocuklar somut olarak düşünmeye başlıyorlar. Zaten 6 yaşına kadar çok sorgulama içinde değiller. 6 yaşta 12 yaş arası biraz daha taklidi dönem. İşte büyükler ne yapıyorsa taklit ediyorlar. Yavaş yavaş sorular da beraberinde geliyor. Burada ama şunu da söylemek istiyorum. Bizim onlara vereceğimiz temel cevaplardan bir tanesinde şu olması gerekiyor. Evet, hani bizim pek çok yönümüzü geliştiriyor zaten. Bunlardan bahsettik. Bizi cennete götürüyor. İşte Peygamber Efendimizin davranışları onun gibi olmaya çalışıyoruz. Ama bunların ötesinde öncelikle Allah bize böyle emrettiği için biz bunu yerine getiriyoruz. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Mesela işte çay bizim çayımız. Ondan sonra işte belki şeker, çocuğun seveceği bir çikolata. Ama Allah'ın izni olmadan gün içinde bize ait olsa da biz ona dokunmuyoruz. Aslında bunun pratiğini yapmış oluyoruz. Hayatta benim dediğim şeyler bile tamamen bana ait olduğunu düşündüğüm şeyler bile Allah'a ait. Akşama kadar oruç tutarak kendime ait şeylere el sürmeyerek ben bunun pratiğini yapmış oluyorum. Dolayısıyla bu bize Allah'tan geldiği için biz bunları uyguluyoruz. Ama tabii ki insanız. Her şeyin nedenini, niçinini soruyoruz, sorguluyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Allah hakim, Allah'ın isimlerinden biri, sıfatlarından biri. Yani her şey büyük bir hikmetle yaratmış. Beraberinde de Ramazan'ın, orucun hikmetlerini arıyoruz. Zaten burada konuştuğumuz hikmetler var. Bizim işte zamanımızı daha iyi programlamamızı sağlıyor, irademizi geliştiriyor, sabrımızı geliştiriyor. Tevekkül etmemizi şükretmemizi, sağlıyor. Tevekkül etmemizi. O kadar çok kavram var ki beraberinde de bunları anlatabiliriz. Ama öncelikle ve öncelikle bizi yaratan bir Rabbimiz var ve ona şükran borcumuzu ödemek için ondan her ne gelirse kabulümüz. Bunda mutlaka anlatmakta yarar var. Çünkü her şeye eğer mantıklı bir cevap vermeye çalışırsak hani bunda şunun için, onda bunun için dediğimizde bazen hani zihnimizin tıkandığı noktalar oluyor. Cevap veremediğimizde ne yapacağız? Hani ibadetin bir kısmı taat. Hani İslam kelimesi de teslim olmaktan geliyor ya. Rabbimizi çok sevdiğimiz için ondan gelen her emir, her neyse ona sonuna kadar itaat ediyoruz, teslim oluyoruz. Evet. Ki burada çok kısaca ekleyeyim tabii, mi Selva Hanım? Burada kişi tuttuğu oruç kadar, yani orucun kalitesi kadar sevap kazanır sorusu, yani ifadesiyle bu soruyu da cevaplamış oluyoruz. Yani ne kalitede tutarsan o kadar çok kazanımın oluyorsun. Aslında sevap bizim kazanımlarımızdır da biz hep onu artı eksi çarpı bölü diye düşünüyoruz. Daha çok yapmakta daha çok olacağını düşünüyoruz. Ama nasıl yaptığımız önemli. Derinliği önemli orucunda. Evet. Kişi ne kadar nasipliyse o kadar kazanıyor aslında. Ki orucun yani dediğiniz gibi hani fiziki boyutundan çok psikolojik boyutta da çok etkisi var. Bu az önce de bahsettik. Sabır olsun, tevekkül olsun. Ki bu oruç tutan insanlar üzerinde yapılan araştırmalar da var. Psikolojik olarak dayanıklılıklarının daha artmış olduğuna dair tutmayanlara göre. Bu şekilde araştırmalar da var. Yani orucun sosyolojik boyutu da çok fazla. Sosyolojik etkileri de çok fazla psikolojik olarak da insanın üzerinde bıraktı. Şimdi oruç ibadetine alışma süreci var bir de. 11 ay geçirdik. Artık oruç tutacağız ama böyle yeni bir gün, hatta böyle baş ağrıları falan da oluyor hafiften, böyle hem fizyolojik olarak hem psikolojik olarak bazı süreçlerden geçiyoruz. Nasıl alışırız biz oruç ibadetine? Buyurun Erdem. Valla hocam biz aslında 3 aylar dediğimiz kısım sanırım o, hani şey gibi, yani Himalayaları tırmanmadan Everest'e çıkamıyorsunuz ya. Aslında 3 aylar böyle yavaşça bizim hazırlık dönemimiz, geceleri değerlendirmeyle, nafile oruçlarla. Gündemimize giriyor yavaş yavaş. Kur'an ayı, işte Recep, Şaban deyip böyle yavaş yavaş zirveye, en son Kadir gecesiyle zirveye ulaşıp 30 günü de kaliteli geçirmeye çalışıyoruz. Bence burada 3 aylar büyük fırsat. 3 aylarda da hani anne babalar vesaire, hani evdeki yapacakları ortamda da yani her güne böyle ufak ufak ayet okunması gibi, yani 3 güne bir ayet okunması. Yani 3 gün boyunca hocam, mesela haftada 3 gün 3 ayet okunacak diye biz bir çalışma yaptık mesela okulda da. Çok hoşlarına gidiyor velilerinde. 3 gün 3 ayet. 3 aylardayız çünkü.
90 gün boyunca 3 gün 3 ayet okudun, çarpıp bölüyorsunuz, ciddi anlamda zihinsel hazırlığı da getiriyor. Yani evet. Bu şey olabilir, ufuk açıcı olabilir 3 aylara. Buradan yani devam edeceğiz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Orucun faziletlerinden, dini eğitiminden, Ramazan'ın faydalarından, bize neler getirdiğinden bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız var. Saat 5'inde birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz. Ramazan'da din eğitimini konuşuyoruz. Neler yapılabilir? Çocuklara Ramazan bilinci nasıl aşılanabilir? Nasıl öğretilebilir? Bunlara değiniyorduk. Şimdi oruç ibadetine alışma sürecinde kalmıştık Esra Hanım. Buyurun devam edebiliriz sizinle. Evet, şimdi bununla ilgili bizim güzel bir geleneğimiz var. Tekne orucu dediğimiz bir oruç şekli. Önce şunu söyleyeyim, küçüklüğümde ben tekne orucundan bahsedilince şöyle düşünüyordum, bu nasıl bir oruç ola ki? Kendimce anlamlandırmaya çalışıyordum. Hani gemiler çok büyük, büyükler büyük bir oruç tutuyorlar. Tekne onun küçüğü olduğuna göre bizim tuttuğumuz oruç da küçük bir oruç şeklinde evet. anlamlandırmıştım. Ama İlahiyat Fakültesi'ne gelince okumalarımda şunu gördüm. Tekne orucu aslında kelime olarak tekniye, künyeden geliyor. Yani bir kimlik kazanmadan geliyor. Tekne orucu Anadolu'da oldukça yaygın. Çocuk orucu diye de geçiyor. Günün belli saatlerinde çocuğa oruç tutturmak. Niye günün belli saatlerinde oruç tutturuyoruz? Çocuk mükellef değil. Aslında çocukta dini, İslami bir kimlik oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü şimdi bizim bir yandan fiziksel gelişimimiz, bir yandan sosyal gelişimimiz, bir yandan duygusal gelişimimiz devam ederken dini gelişimimiz de devam ediyor. Çocuğa küçük yaşlardan itibaren işte 3 saatte olsa, 5 saatte olsa oruç tutturma çabaları, pratikleri, alıştırmaları çocukta yavaş yavaş o İslam künyesini, İslami kimliği oluşturuyor. Aslında tekne orucunun aslı buradan geliyormuş. Peki bu nasıl yapılıyor? Şimdi bunda yaş dönemlerine göre, çocuğun özelliklerine göre değerlendirmek lazım. 7 yaş bizim için temiz yaşı, yani çocuğun doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebildiği yaş. Ve biz onu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Diğer ibadetlerde de mesela işte 7 yaşında çocuğunuzu namaza alıştırın deniyor. 7 yaş öncesine baktığımızda burada çocuğun yaşı oldukça küçük, yani okul öncesi dediğimiz dönem. Burada belki hani süreleri kısa tutarak çocuk ilgi göstermeye başladığında işte en son ikindide mi bir yemek yedi, işte meyve yedi, akşama kadar hadi bakalım artık sen de oruçlusun, iftarda hani tebrik ediyorum bak sen de oruç tuttun şeklinde kendisini yavaş yavaş alıştırmasını istiyoruz. Övgü de çok önemli değil mi çocuğun tabii. Hevesinin kırılmaması açısından? İşin içine katmak, hatta geçmişte tekne orucu tutan çocuklara işte o son saatlerde oyalamak için ellerine işte oyuncaklar verilir ya da büyükler sırtlarında taşır onları. Eğlendirilir, yemek unutturulurmuş. Aslında hani o çocuk mükellef değil ama önemli olan çocuğu o oruca, o süreç dahilinde alıştırabilmek. 7 yaşına geldiğimizde artık ibadete alışma dönemi. Yani öncesinde çocuğun isteğine göre devam ediyoruz. 7 yaş itibariyle çocuğun fiziksel gelişimine bakarak yarım gün şeklinde tutturulabilir. Ya da işte hani çocuk ne kadarına dayanabiliyorsa. Mesela 2 yarım gün tuttuğunda bak tam bir gün oldu. Ya da işte Ramazan'ın 1. günü, 15. gün biraz daha artık 10 yaşına doğru geldiğinde 30. gün tutturup diğer günlerde tutabildiği yarım günlerle işte bak hani Ramazan'ı tamamladığın şeklinde bir uygulamayla aslında biz yavaş yavaş o pratiği çocukta gerçekleştirmeye başlıyoruz. Hatta bunun için bazı yerlerde çocuğa harçlıklar verilir, orucunu açtığında hediyeler alınır. İşte hani sen bugün ne istiyorsun? Hadi sen oruçlusun, yarım gün oruç tuttun ya da işte tam gün tuttun. Sana istediğin yemekleri hazırlayalım şeklinde. Bizim Anadolu'da var olan bu geleneğimizin alıştırma noktasında önemli olduğunu, bir yandan da o dini kültürü aktarabilme açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta bazı araştırmalar var. İşte namaza ne zaman başladınız? Hani din eğitimcileri olarak bu tarz araştırmalar yapılıyor. Oruca ne zaman başladınız? Şeklinde sorular var. Çoğunlukla oruçla ilgili şu cevapları alıyoruz. Ben kendimi bildim bileli oruç tutuyorum diyor insanlar. Şimdi bu çok mümkün değil. Bilmiyorum sizde nasıl ama sanki ben de kendimi bildim bileli oruç tutuyorum. Aslında örnek 2-3 saatlik oruçlarda çocuk zaten oruçta olduğunu hissediyor ve oruçtan kopamıyor.
Hatta biz zaman zaman şuna da şahit oluyoruz. İşte günlük hayatında diğer ibadetleri çok yerine getiremiyor ama Ramazan ayında orucunu asla bırakmıyor. Hatta bazen zararlı alışkanlıkları olan insanları görüyoruz. Sadece Ramazan ayında bu zararlı alışkanlıklarını bırakıyor. Çünkü oruç artık bir kimlik haline gelmiş. Ve burada tekne orucu bize bu noktada çok yardımcı oluyor. O yüzden küçük yaştan itibaren çocuk istekli olduğunda ne kadar olabiliyorsa. Bir alışma süreci, evet, tabii çocuk için. Evet, bir alışma süreci, kademe kademe. Sonrasında zaten kendisi bu alışkanlığı kazandıkça yaşı da geldikçe uygun olduğu zaman oruç tutmaya kendisi de orucunu tutacaktır. Burada bir yaş aralığından bahsedebilir miyiz? Yani nasıl uygun olur, hangi yaşlar arası tutulmaya başlanabilir gibi bir yaş aralığından. Yani buyurun. Buyurun. Küçük yaşta başlaması dedi hocam, 6-7 vesaire başlanabilir. Yani en alt yaşı yok bunun tabii. Çocuk ne kadar isterse yarım saat, bir saatlik bile oruç tutuyor çocuklar. O taraftan devam edince Selva Hanım, tutamayanları da ileride anlaması kolaylaşıyor. Yani kişinin, çünkü böbrek hastalığı, şeker, bir sürü insan var toplumda tutamayan, belki %10'luk bir kesim var, tutamıyor, çok istiyor, sahura kalkıyor çocuğu alışsın diye. Ama kendi ilaç alıyor öğlenleyin vesaire. Onları anlaması adına da bu tekne orucu, tekniğe orucunun çocuğun zihnine yer etmesi önemli. Bir de bunun üzerine şey de olur. Mesela unutup yeme içme. O da tekne orucuna bağlı hocam. Hı. Unutup yeme içme hikayesi herkesin vardır. Hemen, evet, bayağı yediğimi hatırlıyorum yani. Çocuklarda da oluyor. İlk başta bu alışma sürecinde unutup yedikleri çok olmuştur. Bu hikayelerin anlatılması bence Selva Hanım, bu alıştırma sürecinin bir parçası. Hı. Şimdi çocuk geliyor, orucum bozuldu mu? Yani ya da genç de olabilir. Yeni başladıysa unutuyor çünkü. Hayır, bozulmadı. Benim de var böyle bir hikayem. Bak, Allah seni doyurdu. İşte seviyor, sevdiği kulmuşsun. Evet, akşam bana da dua et falan diyorum. Böyle gerçekten mi oluyor? Gerçekten mi ya? Sevdiği kulmuşsun. Biz bak açık bekliyoruz falan. Oradan yakalıyoruz mesela eğitimde özellikle. Yani şey olabilir, unutarak yeme hikayeleri de çok etkili olabilir. Bir de tekne oruçlarının satın alınması mevzu var. Öyle bir borsa var, bilginiz olsun. O iki saatlik orucun satımı da var. Yani hediye satıma da dönüşebiliyor. Yani bugünlük orucu bana satar mısın oğlum? Tuttun tamam. Hmm. Sevabını Allah'tan alacaksın ama bana da satar mısın filan gibisin. Nasıl yani filan? Sevabı Allah verecek. Biz dünyalık kısmını şey yapalım. Belki ben senin sevaptan kopyalarım filan. O da olabilir. Yani çok da teşvik edici oluyor. Yani bir saatlik orucunu sattığını düşünsenize çocuğun yani. O kadarı tutmuş. O anlamda şey de sağlar. Alıştırma sürecini destekleyici bir öğe. Satın alma süreci de yani. Peki bu şimdi etkinlik süreci de var. Birçok etkinlikler yapılıyor. Şimdi çocukların Ramazan'a ve oruca alışma sürecinde, hatta Erdem hocamız bize çocuk tesbihleri de getirmiş. Şöyle gösterelim kameraya da. Güzel çocuk tesbihleri. Bunlar çocukları motive etmek ve daha alıştırmak için de etkili oyuncaklar aslında, öyle söyleyebiliriz. Hem böyle renkli renkli de güzeller böyle. İnsan baktıkça ibadet hedesi gelir diyelim. Yani şimdi Ramazan'ı gündüzleri çok uzun oluyor. Gündüz uzun bir süreç, akşam iftar açıyoruz. O vakte kadar, o vakti nasıl değerlendirdiğimiz de çok önemli. Şimdi evde olsun, işte dışarıda olsun, çocuklarımızda ya da genç, daha genç olan, daha büyük olan çocuklarımızda bu vakti nasıl değerlendirmeliyiz ya da nasıl değerlendirmemeliyiz? Buyurun Erdem hocam. Aslında bu konu çok güzel ve çok geniş bir konu. Hani bu tesbihlerden de yola çıkacak olursa, küçük grupta Ramazan ayına has özel etkinlikler anne ve ebeveyn tasarlayabilirse, yani bunu bir gün yaptığını düşünün, öbür gün önünüzdeki topaçları boyatabilirsiniz. O topaçların da biraz o anlamda ahşap boyama gibi düşünün, hobiler gibi. Gün içinde daha renkli bir ay geçirdiği zaman, o zaman 11 ayın sultanı oluyor aslında. Hani Ramazan. Artı ibadet tarafında mesela kuşluk namazını okula giden birçok çocuk kılamayacak. Kılamıyor da nitekim, ya da bir okulda kılabiliyor. Diğer taraftan da ara tatil geliyor bizim. Şimdi bir hafta ara tatilimiz var. İbadet olarak bu da konabilir gündüze. Ayrıca gençler için, hani biz çocuk gidiyoruz ama çocuklarımız 14 yaşında, 15 yaşında çocuğumuz da var. Tefekkür yürüyüşleri yapılabilir. Yani çocuk sabah kahvaltı sahurunu yapmıştı zaten. Kalktı. Yani bir etkinlik, bir şey olmazsa öğleyi bulabiliyor. Bir işte şey durumu, uyku durumu vesaire gibisinden. Daha sabahleyin mesela güzel bir yürüyüş yapılabilir. Bunu da tefekkür yürüyüşüne dönüştürebiliriz. Yani anlamlı bir yürüyüş olsun diye. Belki onun sonrasında öğle namazına geçilebilir. Babalar müsait ise kendi çocuklarıyla bir cami ziyareti yapabilirler. Özellikle babalar diyorum, çünkü hafta içi belki müsait değiller ama babalarımız, annelerimiz, çalışanlarımız hepsi hafta sonlarını iyi değerlendirebilirler bu anlamda. Bir öğle namazını cemaatle çocuk çok kılmamış olabilir. Babasıyla camiye öğle namazına cuma hariç gitmiyor olabilir. Çok büyük bir fırsat bence. Artı genel kültürümüz nedir? Yani çoğunlukla yemek için AVM'ye falan gidiyoruz vesaire. Ama yemek yok Ramazan'da, hafta, yani gündüz.
Bunun yerine yine cami, yakın şekilde müzeler, bu tarz botanik bahçeleri gibi yerlere yönlendirerek hani açlığını unutturma. Yani açlığı unutsun çünkü meşgul olursa daha güzel geçiyor zaman. Artı yoğun geçerse Selva Hanım, yani programlı geçerse bence hem hayat doyumu yükseliyor hocam. Hem açlık diye bir sorun kalmıyor çünkü derdi var. Çalışanların iftarı çabuk bulma nedeni o. Çünkü programı belli, yapacağı iş belli. Bir evet. Bakıyor saat 4 olmuş. Yani hop hop otobüse bineceğim gideceğim oluyor. Çocuğun da programını boş ve böyle serbest değil de sıkı yapabilirsek ben isabetli olacağını düşünüyorum. Özellikle hafta sonları bunun için bir fırsat. Yani bir mezarlık ziyareti mesela yok ki gündemimizde. Evet, yani en son maalesef. Ne zaman mezarlığa gittik desek Arefe'den Arefe'ye. Ramazan ayının hafta sonlarına özellikle konabilir diye düşünüyorum. Yani buyurun. Hocam buyurun, eklemek istedikleriniz var sanırım. Yani çocuklar oyun oynamayı çok seviyorlar zaten. Çocukluk deyince aklımıza gelen oyun. Belki bu çerçevede işte hafta sonu ya da tatil aşamasında işte komşu çocukları, diğer arkadaşlarını da eve davet edip onlara oyun oynayabilecekleri bir alan sunmak da önemli bence. Çünkü oyun oynarken çocuklar zaten her şeyi unutuyor. Normal zamanda da işte yemek yiyeceklerse de karınlarının açlığını unutuyorlar. Dolayısıyla bu hem bizim çocuklarımıza hem diğerleri için vakitlerini uygun geçirmelerini sağlıyor. Ama benim burada mutlaka hani çocuklara neler yapalım sorusunda kendimiz için de yetişkinler için de programa başlarken Ramazan'ın önemini konuşurken şunu dedik. Ramazan Kur'an indirildiği için oruç tutulan bir ay olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. O zaman Kur'an'la biraz daha bir araya getirmek, biraz daha tanışmalarını sağlamak da bizim mutlaka hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Yani burada çok yüksek hedefler koymaya gerek yok. Yani yaşına göre bir ayet olabilir, namazda okunan sureler olabilir, onların içeriği neler, bunları çocukla birlikte konuşabilmek önemli. Çünkü Kur'an kelimesine baktığımızda da aslında zikir diye de geçiyor, nur diye de geçiyor ama Kur'an çokça okunan demek ve ilk ayeti de Kur'an-ı Kerim'in oku. Yani bu ikisini bir araya getirdiğimde ben şu mesajı alıyorum. Biz gerçekten okumadan dininde, hayatında, kainatında künhüne çok fazla vakıf olamayacağız. Dolayısıyla bu örnek şahsiyetlerin hayatlarını da okumak olabilir. Ya da hocamızın tefekkür yürüyüş dedi, kainat kitabını okumak da olabilir. Ama bu ayda biz madem ki Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirilmesini, bizi şereflendirmesini kutluyoruz. O zaman mutlaka Kur'an okumaları. Kur'an'ı sadece yüzünden okuma değil. İşte hani çocuk bilmiyorsa belki Kur'an-ı Kerim'le ilgili ufak ufak çalışmalar yapılabilir. Ama anlamı üzerinde de mutlaka durmamız gerekiyor. Çünkü pek çok ayet bize diyor ki biz bu Kur'an'ı size anlayasınız diye indirdik. Ve biz anladığımızda ancak bize ayette bildirilen şekilde rehberlik edebilecek. O yüzden çocuklarımızla mutlaka Kur'an'ı anlamaya yönelik bir saat. Sadece onlarla değil, hani benim işim yetişkinlerle de olduğu için biz de yani bir sureyi hedefleyebiliriz. Surenin içeriğini anlamayı hedefleyebiliriz ya da bir meali bitirmeyi hedefleyebiliriz. Bununla ilgili mukabelenin ardından belki 20 dakikalık, yarım saatlik Kur'an'ın anlamaya yönelik çalışmalar yapmamız mutlaka gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu noktada önemli. Erdem hocama soracağım bu noktada ibadete alıştırmak için çocuklara nasıl etkinlikler yapabiliriz diye. Şimdi bu Ramazan orucu unutturmak için oyunlar oynamanın etkili olduğunu söyledi Esra Hanım. Şimdi bu topaç da sağ olun getirdiniz ve bunlardan bir tanesi çok tatlı görünüyor. Çok böyle baktığında insanın oynayası geliyor. İbadet kısmına da bakacak olursak o biraz daha sanki bu konunun daha teknik kısmı demeyeyim de daha çocukların zor alışabileceği belki ya da sevdirmesinin, yani sevdirme konusunda çocuklara dair neler yapılabilir? Bu konuda biraz daha sanırım bilgi eksikliğimiz var. Çünkü biz salt bir anlatımda bunları çocuklara yüklüyoruz. İşte bunu okumalısın, bunu yapmalısın gibi ama bunları böyle daha sevdirici ve alışkanlık haline getirebilecek şekilde neler yapabiliriz? Sanırım tesbih, çocuk tesbihi bunlardan bir tanesi. Çocukların tesbih çekebilmesi hocam. Nasıl etkinlikler yapıyor? Çocukların tesbih çekebilmesi çok güzel. Evet, ibadetle ilgili. Aslında iki bakış var burada Selva Hanım. Birincisi bunları malzeme olarak kullanıp etkileşimimizi artırarak anne babayla, aileyle ya da o kişiyle olan iletişimi, sevgiyi artırarak onun üzerinden, yani beni sevmesi üzerinden ibadete alıştırması. İkincisi ise
doğrudan bu malzemeler üzerinden ona ibadeti ya da o şeyi sevdirmek. Bir ikincisinden başlarsak, örneğin çocuk tesbihleri diyelim. Hani yani çocuk tesbihi yaparken diziyor, ipe diziyor filan, evet. Böyle bir süreç yaşıyor. Ancak ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağını kısmını biz dizerken öğretebiliyoruz aslında. Niçin diziyor? Yani nerede gördü bunu? Camide ne işe yarıyor? Burada yani kolye değil bu. Bu bir süs değil. Bu bizi daha böyle farklı bir boyuta taşıyacak bir şey ama süslenmiş hali, güzel hali. Bunu çocuk seccadesiyle, işte çocuklarla gibi bir sürü enstrüman var. Çocuk bonesi değil mi hocam? Yeni yeni şeyler var öyle. Bunlarla da güçlendirerek atıyorum bugün çocuk tesbihi yaptı. İkinci gün, üçüncü günde keçeden bir tane çocuk seccadesi yapsın. Süreç aslında hocam burada, yani benim gördüğüm. Biz sonuca bakıyoruz ama çocuk bırakın saçma sapan bir tesbih yapsın yani böyle çangır tungur. Ama o yaptı. Süreçte yetişiyorlar aslında. Biz onu ıskalıyoruz biraz. O andaki sohbetler, onu yaparkenki süreç, ya niye yapıyoruz, neden yapıyoruz? Aa, bunu yaptım, yapamadım, düştü, takıldı, döküldü. Bunu da topaçlar gibi, yani normalde çocuğun dünyasında olmayan ama bizim Ramazan ayında getirebileceğimiz 20 tane etkinlik olsa hocam, 30 Ramazan ama 20 koyalım. 2 güne bir şey getirsin ebeveyn, planlasın. 2. gün bu, 3. gün bu, 5. gün bu, 7. gün bu. Düşünsenize 11 ayın sultanı böyle olacak çocuk için. Yoksa oruç tutuyorsun baba sen. Yani senin sultanın, evet. Gibi düşün. Hani sert bir cümle ama. Ama onun için böyle renkli, tatlı hatıralara dolu olursa etkinliklerle. Bunlarla başlatabiliriz. Kutu oyunlarıyla devam edebiliriz. Birçok kutu oyunu var piyasada. Yani çevirmeli oyunlar, taşlı oyunlar, satrançlar, reversler, koridorlar, engeller, küpler, işte ne bileyim kübik oyunlar, kartlı oyunlar, kelimeli oyunlar. Bunları her güne dağıtabiliriz diye düşünüyorum. Mukabele kısmında da hocam mesela çocuk belki evde de akşamleyin okuyacaktır ama camideki havayı görmesi açısından düşünsenize, birisi okuyor ve diğerleri dinliyor. O zaman Cebrail ile Peygamber Efendimizin ortamına atıfta bulununca daha oturduğunu düşünüyorum. Belki her gün mukabeleye çocuk gidemez ama yani 30 gün boyunca 3 kere gitse Selva Hanım 3 kere kalır aklında. Hafız olur mu bilmem ama görecek, şahit olacak. Gidiş geliş sürecinde niçin geldiğini, gittiğiniz babayla anneyle görecek edecek. Bu ben anı olarak kalacağı için zihninde çok güzel böyle noktalar, virgüller oluşturacağını düşünüyorum. O anlamda oyunları ister dolaylı dini oyunlar diye kullanabiliriz. Çünkü tabletlerde kutu oyunları olarak da var. İstersek dolaylı birçok etkinlik olarak da kullanabiliriz. Evet. Şimdi Ramazan'a da 2 gün kalmışken buradan seyircilerimize iletelim. Merak ettikleri soru ve görüşleri varsa hocalarımıza iletmek istedikleri. Ramazan'ı nasıl daha etkili geçirebiliriz? Nasıl daha verimli geçirebiliriz? Çocuklarla ve gençlerle neler yapabiliriz? Merak ettikleri varsa soru görüş hattından ekranda gördüğünüz numaradan bizlere sorularını iletebilirler diyelim. Peki bir de akşam kısmı var bunun. Artık iftarı açıyoruz. Ramazan'ı gündüzü bir şekilde geçirdik. Ama şimdi akşam yemek yedikten sonra olan böyle bir ağırlık çökme süreci de var. Sahura kadar olan, hatta ne olduğunu anlamadan hızlıca geçiyor. Sürekli yiyoruz yani. Sürekli bir yeme eylemi var burada. Akşam nasıl geçirebilir? Mesela en önemlisi teravih namazları var. Akşamları gittiğimiz böyle bir dini bir etkinlik olarak da dini bir ibadet olarak da hocam. Neler yapılabilir akşam? İftardan alalım mı akşamı? Tabii alalım. Daha net olur. İftar vakti biraz önce hocamın da bahsettiği bu bekleme heyecanı, o andaki dua vaktinin hep beraber değerlendirilmesi var. Tabii ki anne genelde mutfakta, hani rol olarak, o anki rol olarak diyelim ama babası, ablası, abisi o anda bir dua saati olabileceğini, yani iftara artık 20 dakika kalmış, artık dua edelim, televizyonu kapatalım, hani bir şeyler olsun, Kur'an okuyalım. O saat değerlendirme bilinci kazandırılabilir. Artı yemek kısmı Selva Hanım. Yani şey çok basit aslında. Çorbayı yedikten sonra akşam namazı kılınabilir. Yani bütün her şeyi böyle götürüp, evet. Çay içerken yatsıya yetişmek falan olmayabilir. Farklı biraz düşününce insan yetişebiliyor. Hepimiz için ama bu. Yapabiliyor muyuz? Yapabildiğimiz kadar. Bunu koyduğumuz zaman daha az yemeğe de geçiyor çocuk yavaş yavaş. Yani ha bak açtık, akşam namazını da kılıyoruz diye. Teravih kısmına geçerken de hani belki teravihe kadar bir etkinlik konulmayabilir evde. Hani orucun da verdiği mahmurluktan dolayı. Ancak teravihi haftada 3 gün bile olsa bakın, ya da yatsı namazı bölümünü, yani bazen teravihe kalmak istemeyebiliyoruz. Yatsı namazı için bile olsa camiye aile boyu gidilebilirse haftada 3 gün, haftada hatta sadece hafta sonu bile ben çok etkili olacağını düşünüyorum. Yani birkaç kişi gidiyorlar, vaazı dinliyorlar. İşte kendi çocuk tesbihle tesbihini çekiyor, işte teravihsini kılıyor, kılmıyor 2 rekat, 10 rekat. Belki 2 rekat kılınıp çıkılabilir. Sadece ilahileri dinler, görür eder. Hepsi de kılınabilir. Sonrasında çay camide içilebilir, cami bahçesinde. Bazı camilerde o var hatta. Teravih arasında yani 10 rekat kılınıp çay ikram ediyorlar filan. Bunlar belki camilerimizde çoğaltılabilir. Artı
evde kılınıyorsa, bu çok tatlı bir şey bence. Evde yani bazen uzak pek bir nedenle evde kılınabiliyor. Evde imam diyelim ki baba oldu ya da abi oldu dersek müezzini bir çocuk yapabilir. Çok içinde olması adına ibadetin. Artı namazdan sonra ufak sohbetler edilebilir. Yani 30 gün var, 25 tane peygamber artı bazı kıssalarla, Kur'an kıssaları, her gün bir kıssa mesela olsa 10 dakikasını alır. O kıssayı hep baba anne sunmak zorunda değil. Görev verilebilir çocuklara. Sen anlat bakayım Hazreti Yusuf'u bugün. Yarın abla, kardeş dönebilir. O anda yasadan sonra mukabele okunabilir. Yine 3'er ayet, 5'er ayet ya da hatim dağıttıysa arasında o şekilde olabilir. Yani sohbeti ebeveyn değil de onlar da düzenleyebilir. Bunun terapi tarafı da var bu arada Selda Hanım. Yani hocam alın, hocam belki çok daha rahat girmek ister. Ebeveynlerin ve çocukların beraber paylaştıkları saat arttıkça ben ailedeki huzurum ve birçok şeyin mutlu, pozitif anlamda birçok şeyin arttığını da düşünüyorum. Bu şekilde örneklendirebilirim. Teşekkür ederim Erdem Hocam. Esra Hocam, sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Ramazan akşamları neler yapılabilir ya da genel olarak ya Ramazan'da ailece neler yapabiliriz? Çünkü bunun bir de bireysel kısmı da var. Bireysel de neler yapabiliriz, neler eklersiniz? Şimdi hocamız anlatırken teravih kelimesinin kökeni geldi aklıma. Teravih kelimesi aslında rahatlama anlamına geliyor. Yani evet, üzerimize bir ağırlık çöküyor ama o yediklerimizi hazmedebilmek adına da teravih namazı bizi rahatlatan bir namaz. Sadece Ramazan ayına özel. Burada tabii çocukların her zaman çok yüksek hedefler koymak bizi de zorlar, onları da zorlar. Hocamızın dediği gibi yani camiye gidelim mesela, yaşları küçükse orada uyuyabilirler salavatlar eşliğinde. Evet, evet. Ya da işte camiden çıktığımızda havalar ısınıyor. Belki birlikte bir yerde bir tatlı yemek, işte bir dondurma yemek, birlikte gezmek, orada koşmaları, bunların hepsinin ben onlar için oldukça etkili olacağını düşünüyorum. Zaten hani teravih olursa artık iftardan sonra bir ağırlık çöküyor. Hani orada çok geniş bir zamanımız yok. Gündüzleri de daha iyi değerlendirebiliriz. Hani çocuğun yaşına göre, eğer yaşı küçükse yine oyunlarla değerlendirilebilir. Biraz daha yaşlar büyükse hani sohbet olabilir. Birlikte hazmedebilmek adına yediklerimizi de biraz daha ergenlerle, işte yürüyüş çok seviyorlar mesela. Birlikte yürüyüp böyle konuşmak, nasıl geçirdiğimize dair vakit geçirmenin iyi olabileceğini düşünüyorum. Tabii onlar şunu da görebilmeli. Yani sadece biz onlar üzerinden bir program yapıyoruz. Evet, onlar üzerinden bir program yapmamız önemli ama bizde ne gibi değişiklikler oluyor? Biz neler yapıyoruz? Bence hani başında dedim ya, biz mutlaka hedeflerimiz olmalı diye. İşte namaz kılmayanlar varsa işte namaza başlamak bir hedef olabilir. İşte namazımızı kılıyoruz ama sünneti kılamıyorsak bir sünnet eklemek olabilir. Ya da biraz geçe bırakıyorsak namazımızı başında kılmak bizim için bir hedef olabilir. Yine Kur'an'la buluşmak çok önemli dediğimiz için yetişkinlerin bir mukabele olabilir. Yine bir tefsir şeklinde mutlaka böyle bir hedefinin olması. Bununla beraber şimdi israf etmek, bunun da önemli olduğunu düşünüyorum israf ayetinin. Hani Kur'an-ı Kerim'de emirler kesindir. Yani içki ayeti gibi, hani nasıl içki içmeyin diyorsa israf etmeyin de bu kadar kesin bir emir. Evet. Ama biz onu zaman zaman daha ufak bir şey gibi düşünüyoruz. Mesela Ramazan'da hani israf ettiğimiz şeyler varsa bizim için hedef olabilir. Onları en aza indirgemek, daha sağlıklı beslenebiliyor olmak. Bunun haricinde işte kendimizde gördüğümüz olumsuz bir takım özellikler varsa, ki bu ay için Peygamber Efendimiz şöyle söyler, hani şeytanların bağlandığı bir aydır. Evet. Af ve mağfiret kapıları açılır. Bunu şöyle algılayabiliriz. Aslında şeytanın etkisi daha az. Dolayısıyla bizim yapabileceklerimizi daha rahat hayata geçirebileceğimiz bir süreç. Önümüzde de uzun bir süre var. 30 gün gibi bir süre. 30 gün eğer biz bunları hayatımıza geçirirsek bu bizim için şu anlama da gelir aslında. Ondan sonra da yapabildiğimizi görürüz. Evet, yani mesela başka insanlar hakkında konuşmama, zamanımızı boşa geçirmeme ya da işte bazen sosyal medyada çok vakit geçirilebiliyor günümüz şartlarında. Pek çok olumsuz şey azalıyor. Yani dedikodu, başka insanların hakkında konuşmak, bunu azaltıyoruz. Ya da israf dediğiniz gibi özellikle Ramazan ayında azaltılabilir ki bununla ilgili bunu da çocuğa, bunun bilincini de aşılamak için pek çok şey yapılabilir, değil mi Erdem Hocam?
Yani israf özellikle. İftarlar Selvi Hanım, hani evet. İftarı, sahuru donatabiliriz bence. Yani çünkü belli bir uyku vakti ama iftarı mümkün olduğunca bence mütevazi tutmak lazım. Hele fotoğraf paylaşmasına hiç girmiyorum. O zaten bitti çok şükür. Çoğu insan artık çok hassas. Hani yediğini paylaşmıyor. Evet. Yani yediğini paylaşıyor şöyle, insanlar yesin diye paylaşıyor. Tabayla götürüyoruz vesaire. Hani iftarları biz mümkün olduğunca hafifletirsek ne rehavet çökecek bir süre sonra bize, ne o geceyi bitirmiş olacağız yemekle, içmekle vesaire. Çok daha faydalı geçirebileceğimizi düşünüyorum. Bir de biz iftarı hurma ile açmak olarak anladığımız için hurma ile açıp bir 5 tabak daha yemek. Halbuki hurma bir tane hurma ve bitiyor. Peygamberin oruç iftarı o. Aslında amacı o değil mi? Bir hurma zaten, evet. Devamı yok. Selvi Hanım yok, su içiyor, hurma o kadar bitti. Yani devamında çorba içeyim, kebap yiyeyim, yanında işte yoğurtlu salata işte o gelsin bu gitsin. Yok ki bir hurma, biz hurmayla başlangıç, devamı da şey gibi düşünüyoruz. Hani tamam biraz büyük hurmalar Medine'nin de ya hakikaten şey belki devamı gelmiyor. Ama bu daha belki yavaş yavaş sadeleştirebilse aile şeyi de çözer. Yani bak buradan artırdığımız arkadaş senin için gittik şuraya verdik. Yani bak burada işte daha mütevazi bir sofra kurduk ve bunu da şu kişiye veriyoruz. Ya da çorbayı yine çok yapıp, bence bu çok daha farklı olabilir, ya da yemeği çok yapıp belli günlerde çocuk aracılığıyla, genç aracılığıyla komşulara da gönderdiler. Yani bir Kıbrıs tatlısı yaptınız diyelim. Evet. Yemek programı değil ama çok seviliyor diye diyorum. Yaptık ama evde 4 kişi var ama 8 kişilik yapmış. Yani çocukla da bunu konuşup yavrum bir dilim yiyeceksen gerisini şey yapalım, biz de paylaşalım deyip buna döndürülebilir bir fırsat içerdiğini düşünüyorum hani israfın. Bir de zaman israfı kısmı var Selvi Hanım. Evet. Çok kısacık ona değineyim. Hani özellikle orucu ne yapmamız gerektiği, yapmamamız gerektiğinde uykuya oruç tutturma diye bir kavram da var bizde. Evet, en önemli noktalardan bir tanesi. Yani, ayrıca değineceksek şimdi girelim. Yok buyurun hocam. Hani değinebiliriz. Uykuya oruç tutturma, yani bazen üzülüyoruz tabii. Sahura kadar uyumayalım, yiyelim, içelim, izleyelim televizyon. Ya sahurda bir yatıyor. Sabah namazını kılıp yatıyor tabii. Yani kılıp yatıyor. Ta ikindi 10 kala kalkıyor. Yani saat 4'e kadar uyuyor. Var böyle insanlara. Ayıplamıyorum, üzülüyorum. Gördüğümüzde uyarıyoruz yani amaç o değil falan diye. İnşallah toplumda bunlar kalkar değişir ama bazısı hakikaten sabah 8'de kalktığı zaman 4'ten sonra gerginliği 500 katına çıkartma gibi bir şeye dönüşüyor. O da onu da yapması daha hayırlı. Ona da yapacak bir şey yok. O adam yani kalksa dışarıda. Yani kim insanına göre değişiklik gösteriyor bu süreç. Bir merak ettiğim bir şey daha var. Bu çocukları oruca alıştırma süreciyle de ilgili bu ya da ibadete diyelim. Çocuk ve genç arasında mutlaka farklılıklar oluyordur yaşsal olarak da. Şimdi küçük bir çocuğa bunu verebilmek daha kolayken daha genç, böyle daha ergenlik döneminde olanlara verebilmek sanki biraz daha zor gibi. Onlar için verebileceğiniz tavsiyeler olur mu hocam? Size devam edebiliriz. Benim çocuk ve gençlerle ilgili stratejim programlarının yoğunlaştırılması Selvi Hanım. Programı olan birisi için zaman çok daha dolu akıyor ve hayat doyumu yükseliyor. Yoksa oyunun başında 3 saat mi geçirdi, 30 dakika mı anlamıyor. Çocuk zaten oyuna meyyal, ekranlara meyyal. Hani hepimiz için geçerli, ekranları çok seviyoruz. Planı olduğunda ise hocam, yani yazma, çizme, okuma, yapma, gitme, sadaka verme, işte camiye gitme, etkinliğe katılma. Yani lise çocuğu için mesela çocuk Ramazan'da daha stabil bir şeye geçecekse kütüphanede geçirebilir belli vaktini. Yani evet. Saat 1'den 3'e kadar, ikindiye kadar kalsın kütüphanede. Yani böyle fix bir şey koyarsa programına çocuk çok daha rahatlayabilir. Yani orada zihni de rahatlar, okur, eder, dersine çalışır. Hani alıştırma süreci de böyle geçmiş olabilir. Ancak daha farklı teşvikler de verilebilir. Yani yeni başlayanlar için özellikle ortaokul çocukları daha yeni başlıyorsa ne bileyim yani... daha sevice harçlığına ekleme gibi, yani tuttuğu oruç kadar yapılabilir bunlar. Yani oruç tutmak istemeyenler de oluyor mesela bu süreçte. İstemeyebilir. Bunlar bu kişiler için ya da bu gençler ya da bu çocuklar için neler yapabiliriz Esra Hanım? Yani şimdi aslında çocukluk kısmı biraz daha kolay dedik. Orayı daha sevimli bir şekilde anlattık. Çünkü bu dönem taklit dönemi. Ondan sonra telkin dönemi geliyor. Telkinlerle 12-13 yaşına kadar genelde sorunsuz ilerliyor. 12-13 yaşına geldiğimizde aslında çocuk hem düşünsel olarak hem bedensel olarak hormonal olarak çok ciddi değişimler, dönüşümler geçiriyor. Ve bununla birlikte aslında kendi kimliğini, kendi kişiliğini inşa etmeye çalışıyor. Bazen aileye kızdığı için, bazen muhalif tavır göstermeye hoşuna gittiği için, bazen arkadaşları onun hayatında çok önemli olduğu için ve sosyal çevresinde benzeri davranışlar gördüğü için oruca ya da dini kavramlara bir mesafe koyabiliyor.
Şimdi biz bizim bu dönemde gördüğümüz, karşılaştığımız şey şu, çokça sorguluyor. Hani daha küçük yaşta ona cevap vermek çok daha kolay ama bu dönem bir sorgulama dönemi. Bazen biz bunu yetişkinler olarak tehdit gibi algılıyoruz. Aslında bu bizim istediğimiz şey. Neden? Çünkü taklidi imandan tahkiki imana geçiş. Tahkiki iman demek hakiki iman demek. Yani eğer çocuk bu dönemde hiç sorgulamazsa, yani neden bu böyle demez ise taklidi iman boyutunda kalacak. Hatta sahabe peygamber efendimize geliyor ve diyorlar ki ya Resulallah, yani onlar da daha gençlerden oluşuyor. Aklımıza gelen soruları bilseniz bizim dinden çıktığımızı düşünürsünüz. Peygamber efendimiz onlara ne diyor? Hayır, bu bir taklit, tahkiki imana geçiyorsunuz aslında. Bütün sorgulamalarınız bunun için. Bir kere baştan çocuğun sorgulamasını bir tehdit gibi algılamamak önemli. Evet. Yani aslında o bütün bunları sorgulayacak. Çünkü her sorgulama olumsuz sonuçlanacak diye bir şey yok. Yani bizi tabii ki tedirgin ediyor yetişkinleri, aileleri. Özellikle günümüzde gördüğümüz bazı durumlarda etkileyebiliyor. Ama burada çocukla bağımızı kesmeden ibadetleri artık zorlamak çok anlamlı değil. Çünkü zaten bir mükellef ve ibadetinizi ancak isteyerek, kendi iradenizle yaptığınızda bu ibadetin makbul olması söz konusu. Bir kere bunu unutmamak gerekiyor. Hani biz zorladık, bizim zorumuzla kıldı ya da bizim zorumuzla orucu tuttu. Bunun zaten bir karşılığı yok. Evet. Üstelik kendi ilişkilerimizle baltalamış oluyoruz ve dolayısıyla onu biraz daha çevreye emanet etmiş oluyoruz bizle bağ koptuğu için. Bu noktada bence bağları koparmamak lazım. Bir de Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de çok önemli. Diyor ki gençlere karşı hassas davranın çünkü onların kalpleri çok kırılgandır. Ve her zaman gençlerle çok iyi bir diyaloğu var ve biz şunu görüyoruz. Sahabenin büyük çoğunluğu 12-25 yaş arasındaki gençler. Yani gençler yetişkinlerden daha önce yanında duruyorlar. Çünkü olmayan, yani yanlış giden şeyleri gençler daha iyi sorguluyorlar. Belki gençlerin sorgulamaları bizim hayatımızda yaşadığımız yanlışlardan kaynaklanıyor olabilir. Bence bir kendi yaptıklarımızı gözden geçirmemiz lazım. Birincisi, ikinci aşamada eğer şimdi ergenlik dönemi gerçekten zor bir dönem, fırtınalı, çalkantılı bir dönem. Burada çok fazla çatışma yaşıyorsa ergen ailesiyle çocuk şöyle düşünebiliyor. Hani kızgınlığını ailenin değerleri üzerinden gösteriyor olabilir. Hani onların canını öyle acıtayım diyor olabilir. Bu yüzden oruca, namaza karşı mesafeli duruyor olabilir. Bence önce bir bu kendi ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. İkinci aşamada tabii çevre bu dönemde çok daha etkili bir faktör olduğu için arkadaş çevresini gözden geçirmek gerekiyor. Hani belki artık kendi kimliğini oluşturma sürecinde bu arkadaşla görüşmeyeceksin demek biraz daha ters tepebilir. Ama bunun yerine olumlu bir sosyal çevre oluşturmaya çalışmakta fayda var. Yani güvendiğimiz arkadaşlarımızın çocukları olabilir ya da bir takım vakıflar, belli kuruluşlar olabilir. Buradan uygun bir çevre içerisinde olursa çevreden gelebilecek bu durumları bertaraf etmek mümkün olabilir. Bunun üçüncü ayağı da sosyal medya. Sosyal medyada da gerçekten çok ciddi propagandalar var bununla ilgili. Hani neleri takip ediyor? Acaba oralardan mı sıkıntı geliyor? Bunları tespit etmek lazım. Güvenebileceğimiz, gençlerle iletişimi iyi olan, eğer bilgimiz yeterli değilse bu noktada yetişkinlere de eğer onları sorularını çözme noktasında yönlendirirsek, yani biz aramızdaki ilişkiyi düzeltmeden, hani burada bir zorlamayla çözemeyiz. Yani aslında çocuğun oruç tutmak istememesi derinlerde daha ciddi bir problemin yer aldığını gösteriyor. Önce o kök problemi çözmekte fayda var. Evet, çok güzel açıkladınız. Bunu da buradan izleyicilerimize iletelim. Aslında altında çok kök problemler olabilir dediniz. Erdem Hocam, sizin bu konuda eklemek istedikleriniz varsa alalım. Ben tam oradan başlayayım. Hani bir genç, bir çocuk ya da ailenin kendi ailesini kurmamış bir birey bir konuda bir talepsizliği ya da isteksizliği varsa ben geri planın yoğun bir şekilde kendi hayatında olduğunu düşünüyorum. Ebeveynin samimiyetsizliği, eksikliği, imkansızlığı olabilir.
sosyal medyadan, ekranlardan aldığı propagandaya maruz kalmış olabilir. Bu tarafları ortaokul, ilkokul, yani herhangi bir günde izlediği bir videodan bile etkilenip 3 sene sonra oruç da tutmuyor olabilir. Evet. Bilemiyoruz o kısmını. Mümkün olduğunca biz iyi niyetle inşa etmeye çalışıp, yani bir Hazreti Nuh'un çocuğunu da düşüneceğiz tabii burada. Biz peygamber de olsak çocuğumuz gemiye binmeyebiliyor yani burada. Evet. Elimizden geleni yapıp gerisi tevekkül. Tabii anne babaların duası çok önemli burada. Etsek de hani bazen Hazreti Nuh'un oğlunda olduğu gibi olmayabilir. Bir diğer taraftan yapabildiklerim ne yapabiliriz'e geçecek olursak, örneğin hani israf konusundan ya da empati konusundan girebiliriz. Çünkü çok diğer yanlıkları yüksek genç grubun, yani 15 yaş üzerinin, yani diğeri o bu diye düşünebiliyorlar. Ya dünyadaki israfa ya da dünyadaki kıtlık ya da açlık sorunu nasıl çözülür diye baksak hemen sayılar geliyor önümüzde. İşte Amerika'dakiler obez sayısı, buradakiler filan. Aslında insanlar Ramazan ayında bir şeyi fark ediyorlar bence. Aynı miktar gıda ile daha çok insan doyabiliyor. Bak ölmüyormuşuz ya. Öğlen evet. yemeğiyle ölmüyormuşuz. Yani yemeyince ölmez miyiz diyor çocuk. Ya ölmezsin yani, bir şey olmaz. Daha sonrası araştırdığında da yemek süresinin, açlık süresinin çok daha uzayabileceğini de fark ediyor çocuk. Diğerini tanımaya başlıyor. Müslüman kardeşi şeyi değişmeye başlıyor. Bu sefer orada yani niçin karşılıksız bir şekilde kan bağışlayabileceği bilinci de gelişiyor. Ama yerinde verebilirsek. Yani anne baba bizim işimiz gücümüz var vesaire deyip farklı alternatif sunmadan sadece ev içerisinde çocuk yetiştirebileceğini düşünüyorsa bu kısım hatalı Selva Hanım. O genişlemesi gerekiyor. Beraberce bağış, beraberce iyilik. Yani atıyorum anne baba gezmeye gidecek ancak çocuk burada kalsın biz gidelim kısa süreli uzun süreli de olsa dediği an iş değişiyor. Yani herhangi bir tatil gezmesinde bile çocuk yetişiyor zaten konuşmamızdan, bakışımızdan. Yani bir kan bağışı verebilen bir baba varken işten güçten veremiyorum derse yarın kendisine 30 ünite kan lazım olduğu zaman kan bulamazsa şaşırmayacak. Anne baba, bu sefer çocuk da oradan modelliyor hocam zaten. Edinmemiş oluyor yani. Hani niye yok? Ondan yok. Bağış da aynı, gizli ya da düzenli. Burada şey yapılabilir mesela, ben hani gençlerle ilgili ortak çalışmalar adına, onların doğa hassasiyeti çok yüksek mesela. Şöyle yapabiliriz, yani ağaç mı dikeceğiz? Doğum gününde çocuğun kaç yaşında? 15 yaşında. 15 ağaç dikelim mesela beraberce ya da ödeyelim birine diktirelim. Ya da yani çocuk oruç mu tuttu? Tuttuğun oruç kadar bir ağaç dikeceğim yavrum, bak ona göre sen tut, ben de her gün bağışlayacağım onu, belgelerini hazırlarsın gibi teşvikler işe yarayacağını düşünüyorum, ödüllendirmeleri. Bu şekilde gençlere yaklaşılabilir. Ama en büyük sıkıntı bence ekran üzerinden gelen, bizi çocuğumuzu bizden almaya çalışan çok ciddi büyük bir kitle var. Güç var diyelim öyle. Oradan korumak lazım. Evet hocam, bu noktada mesela Ramazan'da ekranlarla olan ilişkimiz de önemli. Neler izlediğimiz, neleri takip edip neleri seyrettiğimiz ya da çocuklarımızı izlettirdiğimiz önemli. Esra Hanım, ekleyecekleriniz var mıdır bu konuda? Yani şimdi zaman programlamadan bahsettik. Hepimize belki istisnasız bütün insanlara eşit verilen şeyin zaman olduğunu söyleyebiliriz. Hepimizin bir günü 24 saat çarpı 60 dakika çarpı 60 saniye. Ama şunu görüyoruz, bazı insanlar bu zaman diliminde çok fazla iş yapabiliyor. Çok ürünler çıkartıyor, hayranlıkla izliyoruz. Bazılarına hiç zaman yetmiyor. Dolayısıyla şimdi zamanımızı yönetebilirsek aslında pek çok şeyi yönetebileceğiz. Genellikle zaman sıkıntısından yerine getiremiyoruz. Günümüzde de zamanımızı en çok harcamamıza sebep olan şeylerden bir tanesi ekran kullanımı. Ekran sürelerimiz oldukça uzun. Hafta sonları raporlar geliyor. Raporlar geldiğinde bazen şaşırıyoruz. Ekranla ilgili kendimize bir kısıtlama getirebiliriz. Ya da eğer bir şeyler dinleyeceksek, izleyeceksek de, yani artık günümüzde eğitim noktasında da çokça kullanılıyor. Bizim bilgi almak isteyeceğimiz, öğrenmek isteyeceğimiz şeyleri dinleyerek geçirebiliriz. Kur'an benim çok vurguladığım bir şey, işte Ramazan ayı Kur'an ayı benim için, onun için belki hani çocuklar çok okuyamıyorsa da evde Kur'an-ı Kerim'i açabiliriz. En azından bir kulak dolgunluğu, ayetlerin onlar üzerinde, evin üzerinde de mutlaka tesir olacağını düşünüyorum. Hani ekran süremizi biraz daha bunlarla geçirmenin daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yoksa işte hani şimdi iftara kadar oturup
hani şu uygulamaya bakayım, bu uygulamaya bakayım dersek bizi zorlayacaktır. Eğer bu noktada kendimize çok güvenemiyorsak, çünkü irademizi geliştireceğimiz bir ay dedik, belki bu uygulamaları silebiliriz ve hani vaktimizin ne kadar bollaştığını gördüğümüzde de Ramazan sonrasında bunu kalıcı bir davranışa dönüştürebiliriz, evet, diye düşünüyorum. Ama işte şimdi Ramazan'da da böyle evde daha çok vakit geçirdiğimiz için insan biraz daha sanki ekrana yöneliyor gibi. Erdem Hocam, ekleyecekleriniz var mıdır? Tabii ki hocamınkini teyit eden bir şey ekleyeyim. Mesela bir oyun var bizim evde oynadığımız diyelim çocuğumuzla. Hı hı. Ben onu mesela oynadım. Şu an mesela Ramazan ayında kaldıracağım onu. Yarın akşam kaldıracağız törenle onu. Oynamayacağım diyeceğim yani. Halbuki çok oyun oynuyorsunuz da yok da. Hani onlar oynuyor deyip biz uzakta kalınca nesil farkı uçuyor. Ama beraber oynamaya başlarsanız, ya oğlum hadi gel beraber 3 tane de ayet okuyalım, kalkabiliyorsunuz. Ama o oynarken biz içeride başka bir işle meşgulsek sürükleyemiyoruz. Evet. Dolayısıyla süreçte beraber olmak adına ebeveynler şöyle yapabilir. Ya oğlum sen ne oynuyorsun? İşte ABC oyunu oynuyor, Roblox oynuyor, bir şey oynuyorum. Biraz izleyip, konuşup, o anda sohbet edip onu yavaşça atından indirmek gibi düşüneceğiz bunu. Yavaşça indirebiliriz. Birçok şey de yapabiliriz. Ha, o süper oynadık beraber. Diyelim ki televizyonu bağladık, bir oyun oynuyor, maç yapıyor. Oynadık yarım saat. Alıp onu yarım saat kitap okumaya, yarım saat farklı bir şey yapmaya çok rahat evirebiliriz. Bir çeşit de fırsat içeriyor. Hazır evimizde zaten çocuklar. Şeye de katılıyorum, ekran sürelerimizin azaltılması kısmına. Herkesin temel talep ettiği bir şey olmasına rağmen birçok kişi yapamıyoruz diyelim. Çok rahat azaltılabileceğini düşünüyorum ben. Yani 11'den sonra telefonları mesela Ramazan'da biz kapatmayı düşünüyoruz. Yani ben şahsen kapatacağım. Hani mümkün olunca eşime de vesaire de teklif edeceğim. Tabii zorla değil kimse ama yani güzel olacağını düşünüyorum. Yani 11'den sonra kapatabiliriz telefonları. Yani sahurda da artık kimse aramaz diye düşünüyorum. Ya da teravih için, geceki ibadet hayatımız için kapatıp işte sabah işe giderken açılabilir diye düşünüyorum. Çok basit işlerle azaltabiliriz. Evet, bu Ramazan'a özel de birçok şeyden kendimizi soyutlayabilmemizi ve daha çok ibadete yönelmemizi de sağlayabilir. Bu noktada Ramazan'da tamam, şimdi aileyle birlikte bir şeyler yapıyoruz, çocuklarla yapıyoruz ama biz bireysel olarak neler yapabiliriz Esra Hanım? Yani dediğim gibi burada bir hedef belirlemek bizim için önemli. Biraz önce de söylediğimiz gibi işte Ramazan bazı şeylere dur demek, hayır diyebilmek. Önümüze gelen bir yemeğe, dolabımızda var olan bir yemeğe hayır diyebiliyorsak sosyal medyaya da hayır diyebilmek. Ve bunun yerine de benim bu Ramazan için hedeflerim neler? Bireysel olarak belki bir program çıkartabiliriz kendimize gün gün ve İşte ahlaki boyutumuzla ilgili, ibadetlerimizle ilgili, belki kişisel gelişimimizle ilgili, dini konularda eksiklerimiz olabilir, bir ilmihal okumak olabilir, örnek şahsiyetlerin hayatlarını okumak olabilir. Hani okumak bu ayda çokça vurgulanan bir kavram olduğu için bunları mutlaka programımıza almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Selva Hanım, birkaç bir şey daha ekleyebiliriz belki hocamın da örneklerine. Yani ben kesinlikle Kur'an'la olan ilişkimizde hocam bir süre koymak lazım. Yani her güne bir sayfa, her güne beş sayfa gibi. Yani niyetlenip biterse hatim, bitmezse de belli bir şey. Kur'an anlamak adına, okumak adına. Artı tesbihat olabilir. Hani seven ve daha yoğunlaşmak isteyenler için. Yani bunlar klasik biraz ama itikaf diye bir kavram var bizim dinimizde. Hani belki itikafa girebilecek olanlar, özellikle bu izni, tatili, onu bunu çok rahat ayarlayabilen insanlar var. İtikaf denenebilir hocam. Yani çok rahat. Yani belki 6 saatlik itikaf olmuyormuş ama ben denemiştim. Yani ya akşam namazından sabah namazına kadar olmuyormuş ama yani güzel bir macera olmuştu bizim için. Çok tatlı, çok verimli olabiliyor. Yani itikaf birçok kimsenin gündeminde de değil artık. Yani listelerimizde de yok. Ekranları incelerken de günlük programda her güne bir kıssanın, bir Kur'an kıssasının, Kur'an hikayesinin filmi, videosu çocukla beraber de izlenebilir. Yani orada biz de tazelemiş oluruz bilgimizi. Yani bu şekilde olabilir. Evet, bu noktada mesela peygamberlerimizin hayatını içeren işte güzel filmler var, işte diziler var. Daha böyle iyi anlatacak şekilde. Çok da güzel oluyor izlemek, keyifli oluyor. Şimdi bir de şu nokta da var tabii. Ramazan ayında oruç tutan gençlerimiz, çocuklarımız için ödüllendirme ve özendirme kısmı da var. Bunun için neler yapabiliriz Erdem Hocam? Benim çocuk ödüllendirmesindeki temel felsefem, her çocuğun kalbine giden yol midesinden geçiyor hocam. Temel bu. Yani bir Kur'an'la ilgili bir şenlik de yapacak olsak
Ramazan sonrasında yapmak lazım. Yani ele okuldaysa evdeki çok daha farklı. Yani yemek kısmı önemli. Yani bir işi bir şey yaptığı zaman ufak bir yemeli ödülü olması lazım çocuk kısmının. Gençler için gençler zaten yemeği seviyor yani. O zaten fix onu söylemiyorum. Hepsi çok daha iştahlı yiyebiliyor. Artı üzerine hani bu olayı anlayana kadar atıyorum bir harçlığa döndürülebilir bu. Yani olayın gücünü anlayınca zaten çocuk harçlık istememe veya gerek yok ben sevabını alacağıma dönebiliyor. Harçlığa döndürülebilir. Yani çocuk her oruç tuttuğu gün atıyorum 10 lira aldığını düşünün. Bayram harçlığına arkadaş biriktiriyorum. Hatta şu yapılabilir yani uç bir şey ama bireysel emeklilik sistemi var bakın. Bayram harçlıklarını biz mesela biraz hani biriktiğini oraya yatırmaya çalışıyoruz. Çocuğun kendine ait bireysel emeklilik sistemine. Ülkemizde bu da var. Ha böyle bir ekonomik tarafa döndürülebilir. Artı ödüllendirmede ilk orucu, ilk iftarı ya da 10. orucu, 10. iftarında çocuğa özel bir şey de yapılabilir. Pasta gibi. Yani doğumu gününü kutluyoruz. Aslında çocuk yeniden doğuyor yani. Oruçla doğuyor çocuk. O tarz bir kutlama yapılabilir. Yani bunlar çok daha hani çocuk için de etkileyici olacağını düşünüyorum. Ya da bir hediye anı, beklediği bir hediye varsa ufak, büyük. Onu belli bir oruç kotasından sonra verilebilir ya da bir teravih koy ya da hatim indirdiğinde mesela olabilir. Hani bu kısımlar eşya ile ödüllendirme, yaptığıyla ödüllendirmede kullanılabilir. Süreç ödüllendirmesi dediğimiz tamam bugün oruçsan seninle gel bakalım gidelim şuraya da olabilir yani. Bir müze, kütüphane çok güzel yerler var hele İstanbul gibi büyük şehirlerde. Çok güzel işte, ödüllendirme sistemleri olabilir gerçekten Esra'cığım. Sizin eklemek istediklerinizden. Yani ben burada bir parantez açmak istiyorum. Hediyeleşmek çok güzel ama ben zihnen açıkçası kalben hani şunu yaparsam bu olur şeklinde yapmasak daha iyi olur gibi geliyor. Yani burada hani çocuk orucu tutsun. Orucu tuttuktan sonra ya bak ne kadar güzel tuttun hadi sana şunu alalım demek. Biraz daha o ruhu kavraması açısından sonrasında ya hani ben bunun karşılığında tuttum gibi bir duyguyla eşleştirmemesi açısından. Biz zaten çocuklarımızın neleri sevdiğini gayet iyi biliriz. Hani onların sevdikleriyle ya da hani ya sen bunu da başardın. Şimdi ne yapalım sen seç diyerek ona göre yaşına göre tabii yine çok değişiyor. Cinsiyetine göre beklentilerine göre değişiyor. Buna göre hediyeleşmenin zaten dinimizde olduğunu biliyoruz. Bu böyle bir şey olabilir Ramazan için. Aslında şuna da çevirebiliriz hocam. Hani ben aslında çocuktan çocuğa çok değiştiği için çok farklı çocuk kitlesi görüyorum ben de. O yüzden bir kısım sadece ondan gidiyor hocam. Kuş evi alacağız diyelim Selva Hanım. Çocuk dedik ki 10 gün oruç tutarsan seninle beraber kuş evi alacağız. Bakın şimdi kuş evi alıyoruz ama kuş evi de onun gireceği bir şeydir. Kuşlara yönelik. Yani 10 gün oruç tuttun, kuş evi alındı, kuş evini inşa ettik. Eve koyamayacağı için ağaca asıyor. Yani onun ürettiği bir ibadet için başkasına fayda sağlıyor. Sen 10 gün oruç tutarsan sana bir erzak kolisi sizin çocuk şeyi. Ne? Çocuk. İftarı mı? Çocuk iftarı. Bakın 10 gün tutarsan arkadaşlarının 10 tanesini çağır arkadaş hazır. Hani ondan onun yaptığı bir şeyden sosyal bir fayda oluşturabilirsek. Tabii bunları böyle üretmek de lazım. Çeşitlendirmek. Hani ben harçlıklarıyla bunu çok nakde çevirmiş oldum. Her gün için bir tane böyle altın biriktiriyor falan. Olabilir diye düşünüyorum. Yani her çocuğa göre farklı bir ödüllendirme çıkarılabilir. Evet, bu noktada bu çocuk iftarı da demişken çok önemli bir konu daha var Ramazan'da. Sıla-i Rahim'de yapıyoruz. Böyle iftar davetlerine gidiyoruz. İftar çadırlarımız var. Burada çocuğun iç dünyasında neler oluyor? Çocuk bunlardan nasıl faydalanıyor? Nasıl bir gözlem alıyor diyelim? Nasıl düşünüyor çocuk bunlarla ilgili Esra Hanım? Yani çocuklar genelde sosyalleşmeyi çok seviyor. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Hani bir misafir geleceği zaman artık bir gün öncesinden uyuyamıyorlar. İşte ne yapsak, ne zaman gelirler, acaba aşağı mı insek, aşağıda mı beklesek onları, karşılasak mı? Dolayısıyla bundan faydalanarak yani mümkün olduğunca gidebildiğimiz kadar iftarlara gitmek, evimizde davetler vermek ve oradaki bizim tavrımızı görmeleri de onlar için çok öğretici. Yani insanoğlu her şeyi deneyimleyecek kadar çok vakte sahip değil ya da bu kadar çok imkanı yok ama bizim işte akrabalarımızla oturmamız, kalkmamız, evimizde ağırlamamız, ikramlarımızı sunmamız, sofra hazırlamamız. Yani pek çok noktada onlara pek çok konuyu öğretmiş oluyor. O yüzden mümkün olduğunca bunlara ağırlık vermekte fayda var.
teravih namazlarını kılamıyorduk. Orada belki arkadaşlarıyla program yapıp bir araya gelmek. Teravih namazından sonra etkinlik çadırları olacak muhtemelen. Bazı yerlerde kurulduğunu, kurulmaya başladığını gördüm. İşte Karagöz Hacivat gösterileri var. Aslında çok basit gibi geliyor ama o Karagöz Hacivat'ın kavgasında, işte diyaloglarında pek çok değeri öğreniyorlar. Yardımlaşmayı öğreniyorlar, sorumluluk duygusunu öğreniyorlar. Hani bunları izlemelerini sağlayarak, çocuk programlarına katılmalarını sağlayarak, hani en başta dedik ya, olumlu hatıralar elde etsin. Ben çocukluğumda Gülhane Parkı'na giderdik her Ramazan bir kez. Yani böyle gazoz içerdik. O zaman çok da olan bir şey değil ve Karagöz Hacivat izlerdik. Hala en unutamadığım hatıralardan bir tanesi o döneme yönelik. O yüzden hani çocuğumuzu tanıyarak, kendi imkanlarımız çerçevesinde, içinde bulunduğumuz ilçede hangi etkinlikler yapılıyor? Ramazan'da her gün olmasa bile haftada bir ya da bütün Ramazan için böyle bir şeyi tasarlamakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Erdem Hocam, ekleyecekleriniz vardır. Birkaç cümle ekleyeyim Selva Hanım. İftar çadırları çok güzel bence. Yani düşünün, hani normalde de diyelim ki Temmuz ayında oruç tutan biri için Ramazan değilse birçok kimsenin tutmadığını biliyor. Ama Ramazan'da aynı namazdaki gibi aslında, cemaatle namaz gibi hocam. Yani herkes kılıyor ama herkes bireysel kılıyor aslında orada. Ama cemaatle kıldığımız için sevap artıyor. Oruç da aynı. Herkesin aynı anda oruç tuttuğu bir ortamda hep beraber oruçla ilgili bir ritüele gidiyoruz. O teravihti, iftardı. Bu anlamda kendisi gibi düşünen, kendisi gibi yaşayan insanları görünce toplumsal güven endeksi yukarı çıkıyor. Kendisinin de bu toplumdan, bu kısmından kopmaması gerektiği aidiyeti artıyor. Hı hı. Hangi kitleye mensup olduğunu da görmeye başlıyor ve etkilendiğini düşünüyorum ben. Bu birkaç dakileri götürürsek, örneğin gitti bir çadırı iftarına katıldı. Başka birinin ikramına katıldı. Davete icabet etti ve sevap ona da gitti. Bu tarafa da geldi. Çocuğa vizyon vermek adına, bak yavrum gel şimdi bu çadır bu kadar 300 kişiye belki biz yediremeyiz. Ama biz de alalım iftarımızı. Trafikte sıkışan köprüye yaklaşalım. Şimdi trafikte insanlar aç kalıyor. Otobüsler öyle yani, bilmiyorum denk geldiniz mi, oldu mu size de. Bir dönem bana denk geliyor mesela, ezan hep otobüste oluyordu yani. Biri durdurup otobüsü, yani 50 kişiye su verse inanılmaz bir dua alırdı yani. Hani çok güçlü o anlamda. Mesela böyle trafiğin kilitlendiği yerlere de Ramazan'da bir kere bile gitse çocuk, genç, vermek için onu, çok etkileyici olacağını ve insanların duasına şahit olacağını düşünüyorum. Kullanılabilir bunlar yani, iftarın hem yemek hem de yedirmek olduğu. Artı akraba ziyaretleriyle birleştirecek olursak da akraba ziyaretlerinin, hele böyle küslük varsa ki maalesef toplumda çok yaygın, yani üzülerek söylüyoruz bunu da, yapabildiğimiz kadar küslükleri de birleştirmek adına iftarlar bir fırsat. Olur olmaz bilmiyorum, ondan bir tanesi olsun, o bile büyük bir nimet. Buna sağlayabilir, bunun katkı sağlayabilir iftarların evde ya da orada düzenlenmesi. Bir de sokak iftarındaki güzellik hocam, iftar çadırından. Hani diyelim ki bu sokakta iftar yapacağız. Selva Hanım ne varsa onu getiriyor evden. Siz de getiriyorsunuz. Sonra ortadakileri dağıtıyorlar. Bu çok, bence çok muhteşem bir şey. Aşure mantığı hocam. Yani çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitmişti o. İlk hiç gitmediğim zaman anlamamıştım olayı ama sonra dedim ki çok güzelmiş yani. Davet edildik mi koşuyoruz hocam biz de. Çok hoşuma gitti. Siz de getiriyorsunuz. Sizinki de öbürkilere ulaşabildiği kadar ulaşıyor falan. Ben çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Çocuk da çok etkileniyor bundan. Ya bunu niye yiyoruz? Komşu getirmiş. Komşu kim? İlk defa belki şeyde görüyor onu. Sokak iftarında görüyor komşusu. Evet. Aslında günümüz toplumuna baktığımızda biraz daha hazları, biraz daha almayı almaya yönelten bir sistem var diyelim. Ama Ramazan dönemi vermeyi çok iyi öğretebilecek bir süreç. İnsan aslında almakla değil de vermekle daha çok mutlu oluyor. Mutluluğunu paylaşmış oluyor. Hatta biz şimdi batılı çalışmalarda da artık yavaş yavaş bu kavramın öne çıktığını görüyoruz. Altruizm kavramıyla, yani kendini başkalarına tercih etmenin de insanı mutlu eden bir kavram olduğu ön plana çıkıyor. Mesela kişisel gelişim kitaplarının bazılarına bakıyoruz. İşte mutlu olmak için senede işte insanlara şu kadar yardım edin, şu kadar verin. Biz bunu bizzat hayatımızda, hani bir kişisel gelişim kitabına ihtiyaç duymadan, ki vermek çok kıymetli, o yüzden sadaka kavramı bu kadar geniş tutulmuş, bunu da yaşamasını bizzat sağlıyoruz. Dolayısıyla hani tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. O bizzat yaşayarak öğrenmiş oluyor. Hayatın içinden öğrenmiş oluyor bu sayede. Peki, ben çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Programımızın artık sonuna geldik. Sonuna yaklaştık. Tekrardan ayaklarınıza sağlık diyelim.
Son bir söylemek istediğiniz hocam. Yani inşallah hepimiz hakkını veririz Ramazan'ın. İnşallah. Bu Ramazan'ın diyelim. Hakkını veririz, öyle diyelim. İnşallah diyelim. Vav Televizyon'da Eğitim Atölyesi programının sonuna geldik. Buradan tekrardan Ramazan ayını kutluyorum tüm izleyenlerimizin, tüm Müslüman aleminin. Ramazan'a dair konuştuk. Ramazan'ın eğitimine, orucun eğitimine dair konuştuk. Alışkanlıklarımıza, yapabileceğimiz etkinliklere dair konuştuk. Yeni bir bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.